رب عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل <الصلاة> وسلم وعلى آله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته فاسمه باسمه فقال تعالى أطيعوا الله والرسول ve aminu billahi ve rasuli fe cema beynehuma bi atfil müşerriketi ila ma teala ibaresini okuduğum ders elfaslu saniye kadar İbarelerini ibarelerini okumuş idik. Manaları tabii yetiştiremiyoruz. İzah gerekiyor. Onun için ibareleri okuduk. Şimdi kaldığımız yerden mana vermeye gayret edelim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem muhabbetine ulaşmaya, sevgisini kazanmaya, şefaatine nail olmaya ve halis dostlarının ve samimi muhiblerinin sevenlerinin arasına girmeye bu derse gelmenizi vesile eylesin. Amin. Amin. İstirahat gününüzde sağa sola gidebileceğiniz bir vakitte Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem zikrini bahsini tercih ettiğiniz için Allah Teala ve Resulü Celle Celaluhu ve Sallallahu Teala sizlere de ahirette özel tercihlerini diğer kullarına karşı özel tercihlerini izhar eylesin. Âmin. Amin. Bunlar büyük işlerdir. Bu zamanda Sahabe-i kiram dönemi gibi büyük imtihanlar yoktur insan tabi malıyla canıyla bu yola her şeyini feda etmesi lazım ama bu zamanın insanında da böyle bir azim yoktur. Böyle bir gayret yoktur. Allahu Teala da işte dağına göre kar yağdırır. Onun için bize çok kolay imtihanlar yapıyor. Fakat insanlar oturdukları yerden imtihanı kaybediyor. Şu anda kazanan var, kaybeden var. Adam kalkıyor, peygamberin faziletine dair hadis-i şerifleri inkar için kitap yazıyor. Bu adam hoca. Çarşaflısı bilmem nesinden bile hiç çarşafların böyle hocalara gitmemesi lazım iken onlardan bile gidenler var. Şimdi bütün bir tartışma çıkıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Bu fazileti var mı yok mu? Bu ne acayip bir şey ya. Şu mesele efendim şu hadis doğru mu diyeyim ya hadis diyorsun daha doğru mu diyeyim mi denir mi? Ondan sonra efendim. Yani terbiyesiz terbiyesiz işler millet e, efendim, koltuklarına kurulmuş oturuyor ahkam kesiyor e, hakemlik yapıyor şu hoca doğru bu hoca doğru onun işte ilmi yok bir şeysi yok mizanı yok terazisi yok ölçecek tartacak hiçbir aleti malzemesi yok ancak e, dış zahiri görüntülere konuşmalara bakarak bu daha kibar onun için bunu beğenelim bu daha kaba onun için bu yanlış konuşur gibi kıyaslar yaparaktan imtihanı kaybediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in medyesinde, taziminde bu tarafta olanlar kazanacak. Allah Resulü onların yüzüne bakacak. Mezara indikleri zaman onlara özel muamele edecek. Ahirette de onlara özel dostluk yapacak. Çünkü kendisi böyle yapardı. Kendisini met edenleri çok sever. Çünkü onun meti nedendir? İmandandır. Onun sevgisi nedendir? İmandandır. Onun sevgisi Allah'ın sevgisinin yoludur. Allah ona uymayanı sevmiyor. Ona itaat etmeyeni sevmiyor. Beni seviyorsanız ona uyun buyuruyor. E daha ne arıyoruz? Ne kaşınıyoruz? Allah ile onun arasını mı açmaya çalışıyoruz? Haşa ve Bunu yapıyor. Mustafa İslamoğlu denen adam bunu yapıyor. Birçok ilahiyatçı bunu yapıyor. Bu fazaili inkar ediyor. Ettirmeye çalışıyor. Bu hususta kitaplar yazıyorlar. Efendim konferanslar veriyorlar ne kitapları hele Vehhabiler ömürlerini bu işe vakfetmişler peygamberden bir şey istenmez onun şefaati yok öldüğü işi bitti adamlar dünya çapında milyar dolarlar harcıyor bütün Bosna gitti Kosova gitti her yer gitti yetiştiriyorlar yetiştiriyorlar oraya imamlar tayin ediyorlar İsviçre'sinden İngiltere'sinden, dünya her tarafında camiler açıyorlar para ellerinde arkalarında devlet güçleri var bizim gibi garip yok kimse Ehl-i sünnet garip kaldı. Vehhabinin devlet desteği var. Şii'nin devlet desteği var. Ya. Bizim hiçbir imkanlarımız yok. Böyle sizin gibi gariplerle malil gariibisi vel garibe en iyisi. Garibin garipten başka dostu yok. Fetubu alil guraba. O gariplere müjdeler olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezine yuslahune maafseden ne azmin ba'dimin sünneti. Benim ardımdan milletin bozduğu sünnetlerimi düzeltmeye çalışıyorlar. Ama inşallah Efendi Hazretlerimizin duası, bereketi, ümmetiyle bir tesir var bizim sözlerimizde. Her yere gidiyor. Bunun en ufak sesi Ankara'dan duyulur buyururdu. Ne demekse o çok evvel sesim gür diye. Şimdi kısıldı ama şimdi öbür manası çıktı. Yani herkes duyuyor bunu. Bu internetler, radyolar da bu işe hizmet ediyorlar. Tebliğ araçlarını kullanacağız. Efendi Hazretleri geldi bu cuma namazında İsmailaya teşrif etti. Sonra evine geçtik. Orada görüşüyorduk yine. Ben radyodan konuşuyorum. İnternetten canlı yayın sohbet veriyorum. Tebliğ yapıyorum. Müsaadeniz yoksa bırakalım bu işleri. Tekrar sorduk bu fitneleri durdurmak için. Bu cuma. Selahattin Hoca oradaydı. Mahmut Eren Hoca oradaydı. Birkaç şahidimiz var. Muhammed Hoca oradaydı. Buyurduğu sözçüdür. Hanım kardeşler not alsın. Yazsın bu söz. Unutulmasın. Sifte biz bu işleri çok sıkı tutuyorduk, şimdi serbest bıraktık. Çünkü çok garip zamandayız, çok ahir zamandayız. Nasıl duyurmayacağım, nasıl konuşma diyelim? Durum bu. Garip zamana göre hareketler değişir. Teqayiru ahkam. Zamanlar değişince hükümler değişir, usulü fıkıh detayciler. De. Bu hoş e, içki gibi, kumar gibi, zina gibi kesin şeyler değişmez. Ama bu gibi meseleler, Efendimiz Revenciopolo ile konuşmadı 30 sene, 40 sene. Sonra konuştu. Bunun gibi bu işlere de şimdi serbest bıraktık buyuruyor. Şu anda internetten her taraftan şu sohbeti dinliyorlar. Ne mani var? Niye dinlemesinler? Belli bu ulaştırın buyuran Resulullah değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yok buraya gelen iller dinlesin. Buranın da kapasitesi bin kişi alır. Bin birinci kapıda kalır. Duymasın gitsin. Var mı böyle bir mantık İslam'da ya? Bu yanlıştır. Üstadımız Hazretlerinin son sözüne kulak verelim sifte biz bu işleri sıkı tutuyorduk. Şimdi serbest bıraktı. Resmini de serbest bıraktı. Dergiye koyduğumuz resimlerin hepsi ondan izinliydi. Bak şimdi Arif Han dergisinde Sapancan'daki resmi var. Kendi yanına alıyor adamı, çeker. Adam Endonezya'ya götürüyor, dünyanın bir yerine götürüyor. Allah'ın dünyadaki en büyük dostu yani. Millet niye görmesin? Göremiyor, gelemiyor insanlar. Niye görmeyecekler cemalini? Serbest ettik dedi şimdi. Serbest. E çünkü buna müsait fetvalar zaten var idi. Ama Efendi Hazretleri öbür fetvalarla amel ediyor. Şimdi müsait olan fetvalarla amel ediyor. Anladınız mı? Bu zaten fetvasız değildi bunlar. Fetva veren vardı, vermeye vardı. Şimdi bu fetva veren ulemanın görüşleri devreye sokuldu. Neden? Garip zaman, ahir zaman. Buraya dikkat edeceksiniz. Adamı evinde bozuyorlar. Oturduğu koltukta adamın itikadını bir kelimeyle ifsat ediyorlar. Adamı ehli sünnetten anında çıkarıyorlar. Yani şu zaman öyle zaman. İnsanlar eskisi gibi gayretli değil. Eskisi gibi uzaklardan gelmiyorlar. Bak burada bir sohbet yapıyoruz. Şu anda buranın yarısı boş ya. Üst kat boş. Gelmiyor adam. Ama internetten oturdu dinliyor. E biz de şimdi geliyorsanız buraya gelin, gelmiyorsanız dinlemeyin. Denmez ki. E şimdi uzakta insanlar var. Nasıl gelecek buraya? Dünyanın her yeri bu interneti dinliyor. Adamlar Amerika'dan geldiler geçen hafta. Neyle tanışıyorlar? Neyle dinliyorlar? İnternetle. E biz şimdi bu internet olmasa, bu sohbetler olmasa diyor adam, İslamoğlu'nun lafına kanıp çıplak ayağı mesetmeye başladık. Şimdi diyor sen bizi uyandırdın, Allah razı olsun namazları iade ediyoruz. E şu adamların namazı gitti. Öbürü ters ilişki ehli beyte fetva verdi diye Adam diyor ki karısına, ben Ehl-i daha mı büyük adamım? Ehl-i peygamberin torunları. Ters ilişki yapıyor da ben niye sakınacağım? Benim de zevkim var. Karılarını harama zorluyor. Kadınlar fetva yazıyor. Biz ne yapacağız bu adamdan? Boşanalım mı? Boşanmayalım. E şimdi bak, milletin yatak odasına girdi. Nikahına girdi. Her şeyine girdi bu İslam oğlunun fetva işleri. Bu kolay bir şey değil ki. Evlatlığınla diyor, evlatlığın diyor, senin diyor mahremindir. Yani kadın süt vermemiş, doğurmamış, yabancı bir çocuk, büyümüş, 20 yaşına gelmiş, oğlun gibi diyor, onun yanında açık açık gez diyor. Ya evlatlık oğul değil ki. Şerata göre haram. Bunun fetvasını Kur'an mealiyle Kur'an'ı bozuyor yani. Acayip bir şey. Neler 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 din elden gidiyor. Bu bizim sakallılara, hacı hocalara girmiş. Cemaatlere girmiş bu bu adam. Her taraftan ses geliyor. Demek bir ağrı var, bir sancı var ki bastığın zaman bağırırsa adam doktor orayla ilgilenir. Sancı var. Ağrı var mı burada? Yoksa geçer. Bura ağrıyor mu? Bura ağrıyor mu? Ha. Bu arada ağrı çıktı. Onun için biz bu işin üzerinde durmakla Allah'ın izniyle mükellefiz. Sizden de bu hususta yardım istiyoruz. Tebliğ, ulaştırmak, duyurmak. Her gidilen meclislerde bunu konu yapmak lazım. Konu yapmak lazım. Bak burada bir arkadaş bu hafta geldi bana dedi ki ben dedi bu adamın adını bile senden duydum. Hiç tanımazdım. Ama dedi sonra senden duyduktan sonra bir karıştırdım. Bütün akrabam onun dinliyormuş. Hadi bakalım şimdi. E, saptırıyor insanlar bu. Ne yapacağız? İşte Efendimiz senin sözünü unutmayalım. Garip zaman, ahir zaman. Bu işleri serbest bıraktık. Yani duyurma vasıtalarını. Ulaşacağız yani. Tamam. Rahman. Allah tesirini yaradır. Tabi gelenlerle uzaktan dinleyenler bir olmaz yani. Gelenin adım atma fazileti var. Kaç adım atarsa o kadar günah dökülüyor. Derecesi artıyor. Efendim bu mecliste özel bir feyiz yağıyor. Ruhaniyet yağıyor. Şifai şerif okunan derslerde Mevlidi şerif okunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem met edildiği yerlerde mutlaka Resulullah hazır olur sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhaniyet gelir mutlaka. Başka derse benzemez. Çünkü onun anısınadır bu. Kitabın hepsi, Şifa Şerif kitabının hepsi sırf Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haklarını tanıtmak için. Kitabın adı ne? Eşşifa. Bu Şifa Şerif'in adının devamı ne diyor? Bir tarifi Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa'nın haklarını tanıtmak. Onun ne kadar hakkı var bizde? Bunu tanıtmak için bu kitabı yazmış Koca Kazı yazazı. Resulullah ona ne buyurdu? Senin kadar bu işi toparlayan olmadı. Bu kadar alim geldi geçti. Senin kitabın kadar cem olmadı bir şey. Onun için seni cennetle müjdeliyorum. O da ne buyurdu? Ben de kitabımı okuyanları cennetle müjdeliyorum. Okuyan dinleyen inşallah yerimiz Kainat Efendisi'nin taraftarları arasında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu muhabbet onun uğrundadır. Bu sevgi onun yolundadır. Ya. Met etmezler. Sahabe-i kiram şiirler okuyorlardı. metiyeler yapıyorlardı. Müşrikler, ecibler yapıyorlardı. Hasan İbni Sabit Hazretleri'ne minber yaptırdı camide. Minber. Kendisi de oturuyordu. Kendi şiir söylemez. Çünkü Allah buyuruyor. Çok şiir söyleyen şair olsa o zaman diyecekler ki Kur'an'ı da şiir gibi katlı karıştırdı derler. Onun için Allah ona şiir öğretmedi. Okuma yazma bile öğretmedi. Niye? E başkalarından okudu yazdı derler diye. Okuma yazma da bilmiyor. Şiir de bilmiyor. Ama vahiy geliyor. Ayetler, hadisler hepsi vahidir. O ona da hiçbir Arap'ın tasihi beliri de muadil ve denk bir ibare konuşamıyor. Kimse aciz kaldı durdular. En büyük mucize Kur'an devam ediyor. Ama sahabeye ne yaptırırdı? Kendini met için. Çünkü onu met etmek imandandır. O senin benim metime benzemez. Ben şimdi birine desem kalk bir konuşma yap beni methet. Ben serseri olurum yani. Deli deli olurum yani. Ben. Sen beni ne edeceksin? Benim ne faziletim var? O sonra beni metetsen nedir? Cevap mı kazanacaksın? E, öbürleri efendim beni ettiğin için dinleyenler e, imanları mı artacak yani? Bunlar böyle saçma şeyler. İnsan ama Resulullah müstesnadır sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurur ki beni bir beytle bile metedene cenneti müjde ederim. Diyor. Çünkü Allahu Teala da meti çok sever. Ne kadar hamd ediyoruz ona, met ediyoruz onu. Resulullah da meti sever. Niye? E onu met ettince dinleyenlerin kalplerine onun sevgisi yerleşiyor. O sevgi milletin kalbine yerleşince ne oluyor? Onu sevmek Allah'ın sevgisine yol oluyor. İman oluyor. Senin benim sevgim öyle değil ki. Onun için onu çok met etmek, ondan çok bahsetmek, faziletlerini neşretmek bu çok önemli bir mesele. Mutlaka ruhaniyeti teşrif eder. Bu meşhur bir mütevatir bütün ulema, meşayih bunu böyle naklediyor. Mevlid-i Şerif kıraat olan, doğumu anlatılan, faziletleri anlatılan, hadis-i şerifler rivat edilen, salavat-ı şeriflerle mamur edilen Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve Bu meclisler Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrif mazınnesi olan çok umulan yerlerdi. Buralara katılmak böyle sokak toplantısı, konferansa katılma bencemez. Başka bir iştir bu. Bunlar ahirette çıkar. Perde arkası. allah Teala şimdiden göstersin bizi. İnşallah. Biz bu dersi sırf niyetimiz kainatın efendisinin şanı, şerefini düşürmek, noksanlaştırmak ve milletin gözünde onu da aynı bizim gibi bir beşer, bir farkımız yok gibi göstermek isteyen İslam oğlu gibi kafalara Vehhabi kafalarına karşı bu ders başlamıştır ve inşallah bitene kadar da maksadına erişir. İnşallah. Bitene kadar bu akımlar bozulur inşallah. inşallah. Bitene kadar diyorum size. Ne zaman biter Allah bilir. Dersi gidiyoruz. Ve lakin tabi bir zaman zemin ister. Sizin de şuurunuz ve katkınız gerekir. Katkınız nispetinde kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem övgü alırsınız. Onun yanında anılırsınız. İsminiz geçer. Sizi tanır. Zaten ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisleri kabul etmiyorlar. Halbuki bu kütübü i de Müslim'de var. Allah Teala diyor bütün ümmetimi kıyamete kadar geleceklerin hepsini bana diyor suretleriyle böyle çamurdan şekillenmiş musavver haliyle hepsini bana gösterdi diyor. Hepsini gördüm. Babasının adıyla kendi adıyla tanıyorum diyor. Bu hadis-i şerif sahiptir. Hepimizi tanıyor. Ve öğretti Adem'e de bütün isimleri diyor Adem'e öğrettim Allah buyuruyor da. Adem'e öğretilen Muhammed Mustafa'dan eksik edilir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Adem'in bütün ilimleri de kimin ilminden parçaydı? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Adem'in ilmi aleyhissalatu vesselam bütün enbiyanın ilmi kimden alınmaydı? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Kaside-i Burde ne diyor? Ya ve min ulûmi ki ilmul levhi vel kalem. Vehhabiler bu yüzden koca imamı bu seyriye bile şirk diyorlar. Bu şirk yaptı diyorlar. Halbuki burada İmam Hüseyri bu ne buyuruyor? Levh-ü mahfuzda yazılan ilimler ve kalemin Allah'ın kaleminin yazdığı ilimler senin ilminin bir kısmı diyor. Bu ne demek? E çünkü allah Teala bütün ilimlerini levh-ü mahfuzda yazmadı ki. Gösterdiği var, göstermediği var. Ama Habibine her şeyi öğretti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Müslim'de geçiyor. Tecellali kulli şey. Allah diyor Celle Celaluhu iki omuzumun arasına bir tecelli etti kudret eliyle her şey bana açıldı diyor. Her şey. Alimti kulli şey. Her şeyi bildim diyor. E tabi onun il, levh-i mahfuz onun ilmidir, kalem de, ala da onun ilmidir. O Allah Teala ona öğretiyor. E Adem Aleyhisselam'a bütün ilimleri öğretiyor. Adem Aleyhisselam'ın bildiği bütün isimler, cisimler hepsi Resulullah'ın ilminden bir parça. Onun için çok doğru bir adresteyiz. Çok doğru bir kapıdayız. Bu kapıdan girilir. Bu kapıya gelen bu kainatın efendisinin sevgi kapısına tazim kapısına gelenler asla dışarıda kalırız diye korkmasınlar. Bun, onlar içeri girmiştir okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min zikrihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikrindendir. Kiminle beraber? Ma'u Teala. Allah ile birlikte anılmasından bir örnek. Geçen derste ne buyurdu? Elem neşrahı tefsir ediyordu. Estaizu billahi ve rafa'na aleke zikrake. Senin zikrini, şanını, yadını yücelttik. Bunun manasını verildi. Ne diye? Sen ben nerede anılıyorsam sen de orada anılacaksın diye anlattık ezanları, kamitleri, hutbeleri vesaire. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah ile birlikte anıldığı yerlerden biri de nedir? En karane en şu ki karane yaklaştırdı taatehu Allah Teala kendi taatini bir taati Habibinin taatıyla vesmehu ismini bismihi ismiyle adını adıyla ona itaatı kendisine itaatla birlikte andı. Evet. Fekale Teala ne burada allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Eti'ullâhe ve Rasul. Allah'a itaat edin buyurduktan sonra ve ile beraber bak bu ve çok önemli. Onu işleyecek şimdi. Sümme demiyor mesela. Sümme sonra Rasûle demiyor. Arapçada sümme sıra gözetmektir. Yani ben varım sonra o. Halbuki burada Allah Teala ne koydu buraya? Vav. Vav nedir Arapçada? Vav mutlak cem için bir araya getiriyor, birleştiriyor. Toptancılık. Peki bu birleştirmekten ne anlaşılıyor? Bana itaat edin, Resulüme de benimle birlikte itaat edin. Sonrası yok. Niye sonrası yok? E çünkü sen Resul'e itaat etmeden Allah'a itaat edemezsin ki. Namazı ondan öğreneceksin, abdesti ondan öğreneceksin, iman şartını ondan öğreneceksin, İslam şartını ondan öğreneceksin, ihrama girmeyi ondan öğreneceksin, helal haramı ondan öğreneceksin. Peki ben Resulullah'a sonra itaat ederim deyip de, önce Allah'a itaat edeyim desen ne kaldı elinde? Nasıl edeceksin? Peygamberden öğrenmediğin bir şekilde ne yaparsan yap, o Allah'a itaat olur mu? O zaman ne oldu? Bana itaatla birlikte ona itaat iç içe. Onun için Evliya Allah'tan biri seker haline girmiş de mektubatta İmam-ı Rabbani nakleder onu. Herhalde işte biraz da beğenmez onu mesela. İsmini de zannediyorum vermiyor orada o mektubunda. Geldiler onu ziyarete de birisi bir sünnete ittiba veya bir hususta Resulullah'a itaatten konu edilince o zat da dedi ki ben daha dedi Allah'a itaatı bitirip de peygambere itaata vakit bulamadım dedi. İmam-ı Rabbani kızıyor. Bu nasıl laf diyor? Bu ne mantıksız bir şey Allah'a itaat, peygambere itaattan farklı mıdır ki? Onu e, efendim, onu bitirmedim de buna başlayamadım da falan. Saçma saçma işte. Kim derse desin. Bu yol İmam-ı Rabbani'den geliyor. Bu yol hakkı batıldan ayırır. İmam-ı Rabbani Faruk'idir. Hazreti Ömer'in soyunu. Faruk ne demek? Hakkı batıldan ayırır. Öyle havada uçmakla, denizin üstünde gezmekle öyle olmaz. Lafına bakacaksın. itikadına bakacağın, lafın uymuyor kitaba. Uçsan ne olur? Yani pe peygamber itaat birliktedir. Yine, başka ayette ne buyuruyor? <laughs> Aminu billahi, Allah'a iman edin ve Resulü. <laughs> o vavlara dikkat edin. Ve Resulü. <laughs> Sonra yok. Hemen Resulüne beraber. Çünkü Allah'a iman, Resul'e iman. Resul'e iman, Allah'a iman. Anladın Şimdi ne oldu bu diyalogçular? Şapa oturdu. Ya bu diyalogçular ne oldu? Şu ayet bitirir onlar be. Sen nasıl Resul'e imanı Allah'a imandan ayırdın? Bir de diyor ki Resul'e inanmadan da olur. Hu, Bunu ilahiyatçılar, hocalar, müftü yetiştiriyorlar. Diyanetin başına geçmişler. Bakanlık çapında bu fetvayı veriyorlar. Muhammedun Resul'e şart değil. Allah Allah. Bu ne buzul son zamanda İslam'a ne kadar zarar geldi ya? Bu son 8-10 senedilerdir. Ne kadar İslam'a zarar geldi. Farkında mısınız? İtikatlar nasıl bozuldu farkında mısınız? Ya. Siz de zannediyordunuz ki din düşmanları gelirse bizi gavur ederler, korkuyordunuz. Halbuki en büyük din düşmanları zamanında hocalar, şeyhler gizli 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 gizli, gizli İslam'ı bozmadan bize kadar getirdiler mi? Getirdiler. Ama şimdi serbestlik var zannettirdiler size. He? Efendim Adam namaz kılıyorsa, karısı da paşörtülüyse tamam. Bu adam ne derse desin bu doğrudur. Bana ne karısının paşörtüsünde? Bana ne adamın namaz kılmasında? Adam bana diyor ki Muhammed Rasulullah şart değil. Ben ona bakarım. Sen onları görmüyorsun. O taraftan Amerika ile anlaşılmış, Yahudi ile diyalog kurulmuş. O taraftan gizli kapılar kapalı, ardında neler olmuş efendim? Hoca beni bana ne ya? Adam namaz kılıyor, daha ne istiyorsun? Kurdeleyi Bismillah diyor keserken. Bismillah. Eskiden Allah demek yasaktı. Şimdi Bismillah olan kurdeleyi kestiği için iş bitti. Aklınıza turp suyu. Yazıklar olsun. Allah diyenlere demekle, besbeleyle sizi kandırmasınlar. Karıları örtü dilli diye sizi kandırmasınlar. Kafaların içindeki itikatlara bakın. İslamsız cennet yok. Muhammed Resulullah'sız, Kur'ansız cennet yok. Sabaha kadar teheccüd bağlayan adam kalkıp derse ki Rusya'daki falan kilisenin papazları da hidayet üzeredir. Onlar da İncil'den doğru söylüyorlar. Onlara uyan da doğruyu bulmuş olur derse bu adamın teheccüdü ve ağlaması beni asla kandırmamalı. Kanarsam ahirette helak olur. Ben sizi uyarıyorum. Uyandırıyorum. Allah için konuşuyorum. Menfaat beklentim yok. Re istemedim, para istemedim, aday olmadım, bir şey olmadım. Koltuk sandalye derdim yok. Ha böyle sürünüyorum. 5-10 tane dertlisi kaldı bu işin. Onlarla dertleşiyorum. Ama hacısı hocası bana düşman oldu. Hacısı hocası bana düşman oldu. Niye bizim partimizi desteklemiyorsun? Niye bizim efendim liderimize uymuyorsun? Niye doğruyu söylüyorsun? Peki sen niye doğruyu söylemiyorsun? Bırakın bu İsrail'le dostluğu. Niye demiyorsun ki bırakın bu İsrail'e toprak vermeyi? Sen bir hocasın. Sen niye bunu vaaz etmiyorsun da? Bana diyorsun ki doğruyu niye söylüyorsun? Bu nasıl hoca bunlar? Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Allah size çok akıl versin. Siz bu işi düzelteceksiniz inşallah. Her taraftan dinleyenlere Allah bu şuuru ihsan etsin. Aminu billah. Allah'a inanın diyor. Ve Resulü. Benimle birlikte Resulüme iman sonra değil. Sonra değil ve ve cem i. birlikte Resul yok. Allah'a iman yok ki. Peygambersiz nasıl olacak ya? Hayır. Yok bunlara göre şeymiş efendim. Peygambere inansan inanmak neymiş biliyor musun? Bu diyalogçu hocalara göre. Peygambere inanmak şuymuş. Onun yalancı olmadığına inansan yetiyormuş. Bak şimdi bu, bu buzağı doğurdular. Yalancı değil dedim mi cennete girersin diyor. Adın bilmem senyor, jonser, bilmem ne, bonşor. Ne olursa ol olur diyor. <laughs> yalancı değil demekle kurtarıyor. Olur mu ya? İtaat, itaat. iman yetmez ki itaat Kur'an'a uyacaksın, İslam'a gireceksin, dinim İslam diyeceksin. Yahudilikten, Hristiyanlıktan vereyim diyeceksin. O zaman cennet var. Yoksa cennet olur mu? Peygamber yalancı değil demiş. Peygamber'e yalancı değil diyenle efendim Yalancı diyenin ne farkı var ona uymadıktan sonra? Peşine gitmedikten sonra? Mühim olan ittibadır. Evet. Şimdi ne yaptı Allah bu ayetlerde? فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا Rasulü ile kendi arasında cem yaptı. Neyle? Bivavil atfi. Atıf vavıyla. Öyle vav ki el müşerriketi. Ne demek müşerriketi? Teşrik yapıyor. Teşrik ne demek? Ortak yapıyor. Şirketten gelir. Arap şirket Arapça kelimedir. Teşrik yapıyor ne demek? Allah diyor ki Habibime iman ben benle bana imanla müşterek. Habibime itaat bana itaatla müşterek. Ne yok? Sonralık yok. Peki. Velayet yücü kelam. Bu gibi kelamları toplamak fi gayri hakkı aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası hakkında hiçbir kimse hakkında bu iki söz ne olamaz? Birleştirilemez. Mesela ne diyemezsin? Allah'a inan, bana da inan diyemezsin. Sonra bana inan. Oraya ne getirmen lazım? Sünme. Ama Allah'a inan, Resulüne inan. Orada sünme lazım değil. Bir tek Resulullah müstesna. Geri kalan, benim is Allah'ın istediği olur, benim istediğim olur. Hihih. yandın sen. Allah'ın istediği olur, sonra benim istediğim olur. Sonra koy. Sonra koymadın yandın sen. Sümme koyacaksın oraya. Şimdi anlatıyor Kazı Yaz Hazretleri. Haddesena bize anlattı kim? Eşşeyh Ebu Ali. Benim diyor şeyhim yani hadis şeyhi bu. Tarikat şeyhi değil. Hadisi bu hadisi duydum kimden? Şeyh Ebu Ali Hazretlerinden. Kimmiş o? El Hüseyin ibn Muhammedin Ceyyaniyu. Bu Ceyyan bir kasabadır Endülüs'te. O zaman İslam İmparatorluğu vardı. Endülüs İslam Devleti. Ceyyan orasıdır. Bu zat oralıdır. Hüseyin İbni Muhammed el Ceyyani Hazretleri. El hafızu. Bu hafızdır diyor bu zat. Ne demek hafız? He? Ha? Kur'an'ı ezbere bilen değil. Kur'an'ı ezbere herkes biliyor. Bu hafız en az 100 bin hadisi ezbere bilecek. Ravisi, ravisinin ravisi Resulullah'a kadar aracısıyla beraber. Mesela bu zatlar 500, 400 küsurlarda buzat vefat etmişler yani. E, diyelim 480'lerde bu zat vefat etmiş. O 480 demek Resulullah'la arasında sene. O 480 sene de arada kaç kişiden duymuş olabiliyor birbirinden? İşte hesap yapıyor En az 6-7 lazım. 6-7 lazım ravi. Onun için o ne diyor? Bana şu anlattı. Ona şu, ona şu, ona şu, ona şu... Ona şu. İşte oradan geliyor işte tabiine, oradan ikrime, oradan İbn Abbas, oradan Resulullah mesela. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bir hadiste bile kaç kişi isim geçiyor bazen? Bazı uzun yaşayanlar olur. Şey düşer. 5 kişiyle gelir senet. Uzun yaşayan birine çazarsın 130 yaşında dur o. Ondan duyarsın araza bayağı adam azalır. İsim ada azalır. Ama bazıları vardır bazı hadis aynı adam 7 senetle Resulullah'tan duyandan duyar. Bazı hadis gelir 5 senette duyar, fark eder ama en azından 4-5 isim yani 400 küsür bir sene sonra bulunan bir alimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyandan duyandan duymaması için en az arada ne lazım? En az 5-6 ortalama 5 diyelim. 100 bin hadiste bu isim kaça gelir? He? 500 bin mi? 500 bin isim de bilmesi lazım ezbere. 500 bin. Bir de o ismi karıştırmayacak Öbür hadiste duyduğu adamı buraya katarsa bitti işi Gel bakalım derler adama Oku Okur Ondan sonra 6 ay geçirirler Ondan sonra bir de aniden Ne var Şu hadisi bir rivayet eder misiniz derler Ederken karıştırırsa şeyi Öbür hadisteki senetle bu senedi karıştırırsa Not düşerler Bu evhamlanmış kafası karışmış Olduğu için yaşlandı, dikkat edelim derler. Bu işler böyle, hafız olacaksın he. En az 100 bin, bazı rivayetlerde 600 bin hadis bilmek lazımdır. Bir Muhittin Arabi Hazretleri, 600 bin hadisin bütün senetleriyle bilen hadis hafızlarındandır. Bir Muhittin Arabi Hazretleri. Bu işler öyle şaka bir şey değil. Bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne geldiğin zaman da Hunya kitabında bakarsan görürsün, İmam Rabbani de bahseder o kitaptan. Ben şundan duydum. Çünkü Abdülkadir Geylani de 500'lüdür. Hicri. Yani ben şundan, o şundan, o şundan, o şundan. Arada 6-7 tane ile Resulullah'a getirilişi dayandırır. Ama şimdiki hadis hocaları, hadis doçentleri, profesörleri ne diyorlar? Abdülkadir Geylani'nin kitabında çok uydurma hadis var. İmam Gazali'nin kitabında çok uydurma hadis var. Sensin uydurma. Seni kim uydurdu acaba? Konuşma. Bana okuma bir şey. Efendimiz Hazretleri okudu. Ricalullahi fil mazi bima kalu ener razi femel müfti ve mel gazi huda darem Allah dostları ne diyorlarsa diyor onlara razıyım diyor. Müftü kimmiş, katı kimmiş diyor. Ben de ne diyorum? Doçent kimmiş, prof kimmiş diyorum. Anlıyor musun? Evliyaullah'a bakarım ben. Allah derim gam çekmem. Deli miyim ben? Koca Abdülkadir Geylani Resulullah'a iftira eder mi? Şundan duydum diyor, o şundan o şundan. Arada 7-8 isim sayıyor ya. Senin senedin, sepetin hepsi kopuk. Sen de babalarının adını bilmiyorsun ya. Beşinci dedeni, altıncı dedeni söyle. Ne? Bazısı üçüncü dedesini bilmiyor. Sana inanacağım. Koca Abdülkadir Geylani 6-7 isimler Resulullah'tan duyulan hadisi rivayet edecek. Bunun kaynağı sayıf, sakat. Bunların kafası sakat. Şimdi bak ne diyor? El hafizu bu zat hafızdır diyor. Hani hadis hafızı anlatmamız gerekiyor. Fima Ben bunu Arifan dergisinde yazdığım yazılarda bayağı anlattım. Bilmiyorum okuyorsunuz mu? Okumanız mecburidir. Okumuyorsanız çok yazık ediyorsunuz. Onları hususi yazıyorum. Sen kime itiraz ediyorsun? İslam oğluna diyorum sen. İmam-ı Suyuti'ye. İmam-ı Suyuti kimdir biliyor musun? Hatimetül Uffaz. Hadis hafızlarının sonuncusudur. Dokuz yüzlü senedir zaten onlardan sonra hadis hafızı kalmadı daha. 500 senedir yok öyle bir şey. O manada hadis hafızları ezbereden okuyan yok daha. Anladın mı? Sen Suyuti'ye konuşuyorsun. Gazi yaz zaten çok eski bu şifayı yazan. Beş yüzlü bu. Bu çok eski. Ya. Şimdi Fima ecazenihi o, o bana icazet verdi diyor. Yani bu hadisi nakletmeme müsaade demek. icazet. Ve ben bu hadisi kimden okudum? Ama Kazı Yaz Hazretleri o Ceyyani Hazretlerine yetişemiyor. Ondan icazetim var diyor bu hadisi rivayet etmeye. Ve karatu ben bu hadisi okudum. Alestikati çok güvenilir bir alim. Bunu şehirlerde ismi geçiyor. Ebu Ali bin Sadefi. Bu zat anhu o Ceyyani'ye yetişmiş. O Ceyyani Hazretlerinden bu Ebu Ali Hazretleri efendim kulağından almış, duymuş. O da diyor beni okuttu diyor bu Şifa'yı yazan Kazı Yaz Ben de diyor ondan icazetliyim. Duyandan duydum diyor yani. Kale o ne dedi? Haddetena Ebu Ömer ennemeriyyu. Bize kim anlattı? Ebu Ömer ennemeri. Kimdir bu zat? Ebu Ömer ennemeri. Yani siz duymuş musunuz bilmiyorum. İbni Abdülber diye bir alim vardır. Endülüs'ün en büyük alimi. İbni Abdülber. Bu zatın çok kitapları var bizde. 30 ciltli kitapları var. Et Temhid çok önemli eseridir. El İstizkar çok önemli eseridir. Bazı eserleri 20-30 cilttir. Bu zatın var kütüphanelerimizde var. Ondan sonra Camiul İlim var. Mesela çok eserleri var. İbn Abdilber. O ona anlattı. Bu şimdi Kazı Yaz ne diyor? Ben diyor mesela Ebu Ali bin Sükreden duydum. O kimden? Muhammed el Ceyyan Efendim Ebu Ali el Ceyyan'dan. O kimden? Ona kim anlatmış? İbn Abdilber. Kale o ne demiş? Haddesena Ebu Muhammed bin Abdülmümin. Bize Ebu Muhammed Abdülmümin anlattı. O ne demiş? Haddesena Ebu Bekri İbni Bize Ebu Bekri İbni anlattı. Bunlar hepsi muhaddis büyük alimler. Geri gidiyoruz, Resulullah'a yaklaşıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesena o ne demiş? Bize kim anlattı? Ebu Davud et Sizziyyu. Kim bu? Sicistanlı. Ebu Davud. Kim Ebu Davud? Tanıdınız mı? Nereden tanışıyorsunuz? Kütübü Sitte'de altı sağlam kaynak diye geçenlerden birini kim? He? Ebu Davut ya. Ya. Dün akşam kolleri kim attı sorsam hep bilirsiniz. Yazıklar olsun size. Benim de bir şeyden haberim yoktu. Çoluk çocuk bakıyorum kapıda. Küçücük çocuk. Ben de anlamadım. 6-7 yaşında. Biz de bir yerdeydik oradan geçiyor. O da diyor. Skor ne oldu? Skor. Ulan skor ne dedim bir şey Dedi ki skor ne dedim. Başkasına sormak lazım. Bir şey anlama bu çocuk ne diyor. Yani maçın sonunu soruyor diyor. Ne maçı ya? Allah, Allah. Allah. Şu ravileri bilmez. Hadisleri bilmez. ilimleri bilmez. Sana ne kim kazanmış kim kaybetmiş. Çocuğa dedim ki çektim. Sana şeker mi verecek bu kazananlar dedim. Yok dedi. E ne deli misin sen dedim. Ne emri bir maruf değil mi? Böyle yapın. Çocuğun aklına nakşedin. Bu sporun ne boş iş olduğunu. Niye? Şeker mi veriyor sana? Yok. Niye heyecanlanıyorsun? Niye soruyorsun? Sana yazık oğlum dedim. İşine bak. Git işine bak. Bir yerden şeker almaya bak. Git onun elini öp. Kaçtık al. Deli misin sen? Ne işin var? Maç seyredici. Soruyor bir de. 7 yaşına çocuk. Kardeşler. Biz bu ilimlerle mükellefiz. Başka işler yapıyoruz. Biz yaratıldığımız gayenin dışında yaşıyoruz. Ve biz bu hesapla ömür sermayetini Tüketiyoruz. Biz, biz yanacağız. Bir an evvel acil tedbir. Yani börek yeme, baklava yeme Efendi Hazretleri derdi. Yanmış kabuk ye. Yanmış kabuk ye. Yaşarsın. Ama bunlarsız ebedi ahiret hayatında yaşayamazsın. Bunlar senin zaruretin. Sen fuzuli işlerle uğraşıyorsun. Ya. Nerede? Kime ne Kendi çocuğumuzu anlatamıyoruz. Haddesene siz bizim gençler için söylüyorum. Çocuğumdan daha ilerisiniz bana. Vallahi çocuğumdan daha yakınsınız. Büyükler abimden daha yakın. Yaşlılar babamdan daha yakın. Niye? Biz bu yolda bir araya gelenlerle kardeşiz. Efendi Baba Ali Haydar Efendi Hazretleri ne derdi? Kendi oğlu Halid abi o rahmetli orada otururdu. Bir de Mahmud Efendi Hazretleri Şeyh'imiz ne derdi Ali Haydar Efendi? Bu yolumdan geldi derdi. Efendi için. Bu da dölümden geldi. Bu dölümden gelen bin tanesini Mahmud'umun bir bacağına değişmem derdi. İşte öyle Ali Haydar Efendi oldu. İşte Allah ona oradan koy Mahmud Efendi'yi gönderdi, mürit yaptı. Bu işler böyle. Benim yolumda olmayan çocuğumdan bana ne? Gelmiş kürsünün dibinde benim çocuğum yaşında 20 yaşında çocuğum var benim. Çocuğum yaşında efendim beni dinliyor. Yolumuzdan geldi. O bizim yolumuza geldi. O bize daha sevgili. Bana ne maçtan bahseden. Bana ne hava peşinde koşan bana ne. Biz sizi seviyoruz Allah için. 33 sene ben kürsüdeyim. 33 sene. 11 yaşta başladık. 11-12 yaşında başladık. Hep sizi tercih ettim. Vallahi anamı babamı da tercih etmedim. Çoluk çocuğumu da tercih etmedim. Her halükarda cemaattan ayrılmadım ben. Biz cemaat beraberiz. Gece gündüz size kitap yazıyoruz. Size yazı yazıyoruz. Size konuşma hazırlıyoruz. Size ders hazırlıyoruz. Biz sizin hizmetçiniziz. Ama niye? Siz bu hizmete talipsiniz. Meraklısınız. Müşterisi bak gelmişsiniz. Geldiğiniz için bizim yolumuz sizle beraberdir. Evet. Siz de böyle yapın. Bana kim anlattı diyor? Ebu Davud. Geldik yukarı. Haddetene Ebu Velid. Et taya yu. Ona da kim anlattı diyor? Ebu Velid. Et taya Bu da meşhur muhaddistir. Kitapları var. Haddetene ona kim anlattı? Şubetü. Şube Hazretleri. Bu da büyük bir muhaddistir. Mansur. o da ona da Mansur anlattı. Ona An Abdullah bin Yesar geldi yukarı doğru. Abdullah bin Yesar'dan duydu. O kimden? An Hüzeyfe'de. Nereye geldik şimdi sahabiye? Hüzeyfe radıyallahu anh'a geldik de. Kaç tane geçti şimdi orada? Arada mesela bak. Kazı yaz kimden al diyelim? O Ebu Ali'den bir. O ondan aldı ikinci Ebu Ali'den iki. Şimdi Kazı yaz bize anlatsa onun iki oradan geliyor. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 Huzeyfe ile 11 bak 500 senenin şeyi bu ha. 500 senedeki hafızın naklindeki isimler kaç geçti bak. 11 isimden geldi Resulullah'a dayan. Ben demin ortalama 5 dedim yanlış etmişim. Çünkü ortalama 5 Buhari'de bile ortalama 5 var. Buhari kaçlı? 200'lü. Yanlış oldu. Buhari 200'lü. Orada bile 4-5 ortalama var en az. Bu 500'lülerde ortalama 10 10 geliyor. Çünkü 200 400 sene geçince arada ona göre ömür ravi artması lazım. 10 on, 11 on ondan hesap etsen 100 bin hadis bilen kaç isim bilecek? 1 milyon isim bilecek. Hep isimleri kafada duracak. 1 milyon isim. Bu hadisteki arada 10 ravi şu. Bu hadisi duyar. 100 bin hadis biliyor ya. Her bir hadisteki ara ravilerin adını biliyor yani. Bir de o kimliğini bilecek. Hallerini bilecek. Nerede doğmuşlar, nerede ölmüşler? Efendim unutkan mıymışlar? Takva mıymışlar? Şahitlikleri muhtemelen. Bütün vaz vaziyeti de bilecek. Ya. Hey, zurnanın son delikleri gelmişler 1400 sene sonra araya girmiş tüm mevesim 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 me ne kadar sonra 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 şimdi de gelmiş Suyut'u kim? Gazi Yaz kim? Benim aklım maraklımı kiraya vermedim. E ne olacak bu sefer? Fatih Sultan gemileri bu Halice getirdi mi getirmedi. Şimdi ihtilaf etti tarihçiler. Gemiyi karadan indirdi diyen var, indirmedi diyen var. Efendim ok meydanda yaptı diyen var. Anadolu Hisarı'nın oradan bitince Hisar oradan geldi diyen var, 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 oldu, var. Peki. İhtilafa ne lüzum var? Bu gemiler bu halice indi mi? İndi. E bu gemiler bu halice indi de bu surları fethetti mi? Et. O kadar ihtilaf ne manası var? Bu adam bunu yapmış. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Makam ali olsun. Sultan Fatih Efendi Hazretleri çok sever onu. Geçen Edirne'ye gitmişti. Edirne'den dönerken hep onun kıssalarını Anlattırdı, dinlettirdi. Sonra dedi biz bugün hep Sultan Fatih ile meşgul olduk. Hastanede de ziyaretine gelmişti. Kaldırım ben dedi Sultan Fatih ziyaretime geldi. Sultan Fatih ile çok irtibatı var efendi Çünkü hakikaten şu İstanbul'u fethetmiş, bu kadar ulema evliya geçmiş ama bu son 80-100 senedeki şu bozukluk içerisinde Mahmud Efendi Hazretleri gibi Hazreti Fatih'in ruhunu şad eden şu son 80-100 senede şu İslam'ı parlatan bir mürşit gelmemiş. Hala ya. Efendi Hazretlerimiz gizli kaldı. Çünkü hep yasak, yasak, yasak. Devamlı hapis, 24 kere hapis. Bir sefer gidiyor, bir sene kalıyor. Çocukları biz tanımıyoruz diyorlar. Dört kere idam yemiş. Allah kurtarmış. Kapısına karakol kurulmuş. Kim giriyor, kim çıkıyor? Karakol özel kapısına. Hala Efendi böyle. Tabii ki ben öldükten sonra şeriat Mahmud'umdan canlanacak dedi. O da bu yolu parlattı. Bu efendi hazretleri. Allah başımızdan eksik etmesin. <Zihim> ha? Bu, o doğruları bize öğretmesi etmesi. Biz şimdi hiç anlamayacağız. Biz de sapıtmıştık o yanlış konuşanlara. Ne anlayacağız ya? Bu iş akıllan olsa onlar benden akıllı. Niye sapıttılar? Bu iş mürşitlen. Şeyh lazım, mürşit lazım. İlim seni götüremez her yere. Amel lazım, ihlas lazım. İlham lazım, ilham. Hakkı batıldan ayıracak. Furkan lazım, furkan. İntettekullâhe ceallekum furkanen. Allah buyurmuyor ki, çok ilim tahsil ederseniz ben size hakkı batıldan ayıracak meleke veririm. Ya ne buyuruyor? Haramlardan sakınırsanız ben size furkan veririm. Ben istediğim kadar ilim okuyayım. Eğer haramdan sakınmıyorsam hakkı batıldan ayırma melekem verilmiyor. Kur'an öyle söylüyor. E sen o Mahmud Efendi Hazretleri gibi en ufak şüpheden, en ufak aramdan sakınırsan ilimde beraber ona furkan veriliyor. O zaman ve nuran temşûne bi Allah size bir nur verir, onurla gezersiniz. Onurla bakan, Allah'ın nuruyla bakar. Onda yanlış anlama olmaz. Hiç Efendi Hazretleri'nin bir buyurduğunda yanlış aranmaz. Çünkü takva üzere olduğu için allah Teala diyor ki ben ona furkan veririm. Furkan Kur'an'ın adıdır. Kur'an'ı kalbine korum diyor. Yani öbürü de hafız, öbürü de hoca. Bütün ayetleri ezbere biliyor. Ama Helima'nın merkep hikayesi gibi eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi karada. Denize düştüm hepsini unutur boğulur derdi. Adam kırk tane kitabı yutmuş. Hocayım diye geçiniyor. Bir mesele önüne çıkıyor. Hadi bakalım Muhammed Resulullah şart mıdır değil midir? E idare edelim diyor. Şimdi yalancı demeyenler de cennete girsin. Gitti. imandan gitti işte. Bu kadar üniversite bitirmiş ilahiyatta ya. Ne olacak bunlar? Siz Furkan'ı arayın. Hakkı batıldan ayıranların ilmini arayın siz. Ya. Şimdi Hüseyin radıyallahu anh rivat etti. Kimden? Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyurdu. Kale la yekulenne hedukum. Sakın sizin biriniz demesin ha. Maşallah ve şahe fulanun. Bu iş bir iş oldu. Bu nasıl oldu? Sakın sizin biriniz demesin ki bunu Allah da diledi, falan adam da diledi oldu. Sakın! Hemen Allah'ın peşine atfederken veşa'e vavla beraber falan da diye O vav'ın karşılığı Türkçede da de. Sünne sonra demek. Ve ne demek? Allah ve falan. Yani ve Türkçeleşmiş. Ama ve aslı Arapçadır. Allah da felanca da. O dalı olursa ve. Sakın böyle demeyin. Ya ne yapacaksın? Velakin deyin maşa'allahu sümme şaa'e falan. Deyin ki önce Allah'ın dilediğidir bu mesele. Sonra felanca da sebep olarak diledi bunu. Sonra. Bak demek Resulullah'tan başkası hakkında vav gelmiyor. Ama Allah peygamber hakkında ne diyor? Atı'ullaha ver rasul, Aminu billah ve'r-resûli. Bu kadar. Şimdi. Kâlel Hattâbiyyû Hattâbi Hazretleri büyük muhaddistir, büyük alimdir. Bu zaten çok eseri var. Anlattı burayı. Erşedevum sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah bu insanları irşad etti. Nereye? İlel edebi edeplenmeye. Ne hususta fi takdimi meşiyetillahi teala Allah'ın dilemesini öne almaları. Ne? Alâ meşiyeti mensiva. Allah'tan gayri kim olursa olsun başkasının iradesinden önce hangi irade vardır? Allah'ın meşiyeti. Meşiyet dilemek. irade manasına geliyor. şah Arapça'da diledi demek. Kainat Efendisi niye burada e, müdahale ediyor, öğretiyor? Yani edepli olun. Allah'ın iradesini en önce koyun ortaya. Öbür iradeleri sonra getirin. Sümme getirerek tertip yapın. Buyuruyor. Vakti ara bu edebi anlatırken neyi seçti? Bir sümme. Sümmeyi seçti. Sümme harfini koydurun. Vav'u beğenmedi orada. Ve şa'e olmaz dedi. Sümme şa'e olur dedi. Niye o sümmeyi koydurdu oraya? Elleti çünkü sümme öyle bir harf ki hiye o lin nesekri sıra gözetmek. Ve terahi ardı peşine gelmek. Manasına konmuştur. Onun için burada ne var? Sümme dersen bir sonra demektir. Yani sırada ikinci plana düşürüyor arkayı. Hadiste ne diyor? Hayrul kurun karni Asırların en hayırlısı benim yaşadığım asrımdır. Tüm mellediğine elunu. Sonra onları takip edenler. Tabiin ne düştü? Sahabeden bir geri düştü. Tüm mellediğine elunu. Sonra onlar o sünmeleri niye koydu? Sonra tebeyi tabiin. Üçüncü asrın ehli. Onlar da tabiinden de bir geri düştü. Sahabeden iki geri düştü. Çünkü sümme getirirsen İmam Rabbani der ki bir mektubunda ve akrat kelime tüm me emral ahirin. E, bu sümme kelimesi diyor hadiste birinci asır, ikinci asır, üçüncü asır'a kadar bu hadis var. Bu sümme kelimesi ne yaptı? Sona kalanların işini geri attı diyor yani. Hiçbir tabi'i, Veysel Karani de olsa, Hasan'i Basri de olsa en edna bir sahabi Hazreti Vahşi'ye bile yetişebilir mi? Yetişemez. Niye? Bir sümme girdi araya. Görmediği için. Düştü tabi'in tabakasına. Anladın? Mı? Peki, bir hilafil vav ama vav öyle değil. Çünkü vav olsaydı orada ellet hiye iştirak. Vav iştirak içindir. Yani o Allah ile birlikte itaat ediliyor. Allah'la birlikte ona iman ediliyor. Ama irade Allah'la birlikte kimsenin iradesi yoktur. İrade de Allah önce. Peki. Ve mezlu el hadisul ahru. Buna benzer başka hadis rivayet edelim. İstese bunun da ravilerini araya on bir tane sayar mı? Sayar. Niye saymıyor? Kitap o zaman ne olur biliyor musun? Ya bu kitap üçmüş ne olur? Arada bereket olsun diye ne yapıyor arada bir? Ben şundan, o şundan, o şundan, onu bir işaret çakıyor. Ne demek? İstedim mi sayarım isimleri kimden duyuldu bu hadis diyor. Ama çoğu yerde hadis-i şerifler meşhur oldukları zaman, Bukhari'de, Müslüm'de, şurada, burada zaten geçtiği için e, tabii onlar da isimleri sayma, kendine kadar uzanan noktaya lüzum görmüyor. İnne ben bir hutbe oku yani konuşmacı, hatip konuşmacı demek illa cuma hutbesi okuyan manasında değil Arapçada. Bir hatip hata konuşma yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve oturduğu zaman heyetler gelirdi. Heyetlerde sözcülerine konuşma yaptırırdı. Niye geldiniz? Ne istiyorsunuz? Derdiniz nedir? Şikayetiniz nedir? Sen yani 10 kişi, 50 kişi geldiniz. Bir, bir kişi tercüman olarak hatip olur. Herkes konuşursa bir şey anlaşılmaz. Hatabe konuşma yaptı. Önden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanında. Fekale dedi. Men yut'i Allah ve Resuluhu. Şimdi o Resulullah'ın huzurunda konuşuyor o zat. Evet. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse fekad raşede. Rüştü kemale ermiştir, hidayeti bulmuştur. Ve men yasihima. Ama kim onlara isyan ederse dedi. Yalnız ne olmadı burada şimdi? ve men yasillaha ve rasuluhu kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse demedi de zamir yaptı. Zamir yapınca hu o demek huma ikisi demek. Şimdi ve men yası kim isyan ederse hima o ikisine. Allah ile peygamberi ne yaptı? Bir zamire koydu yani. i̇kili zamir. Tesniye zamirine koydu şimdi. Hemen orada durdu yani durunca fekale lün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki bir ise kavm ente sen dedi bu toplumun ne kötü bir konuşmacısısın hiç iyi hitabet yapamadın kum kalk evkale yaza söyledi izep git şimdi ne oldu burada kale Ebu Süleyman bu hatta bir Hazretleridir o çok hadislerin şerri. bir de bu hadisin nakli başka iş bir de bunun izahı o da başka iş. Onu da Allah rahmet etsin şarihler yaptı. O şarihler olmasa hiçbir şey anlamayız. O şarihler işte, bu Ebu Süleymanlar işte artık İbn Hacerler, Askalani'ler, Kastalaniler, Ayniler onlar olmasa ne anlayacağız? Neveviler vs. Bu kadar hadis şerhleri var. Şimdi Efendimiz ona dedi ki ne kötü konuşmacısın ama sebebini söyledi mi? Söylemedi. Kalk git dedi ona. Şimdi bunu çözmek için Artık ulama kafayı çatlattı yani. Burada ne var? Öyle ya. Galib Ebu Süleyman burayı şöyle anlatır. Kerihe minu Resulullah onun nesini beğenmedi? El cem'a birleştirmesini beynel ismeyni Allah ismiyle Resul isminin arasını bir harfil kinayeti. Kinaya zamir demek. Çünkü adamın adı Zeyd. Hu edersen o. O kinaya oluyor isminden kinaya. Zamire kinaye derler. Şimdi kinaya harfiyle birleştirmesini Niye limâ Çünkü onda ne var? Minet tesviyeti. Sanki bir eşitleme var gibi oluyor zamirde. O ikisi. O ikisi demek biraz edebe uygun olmadığından ne demesi lazım? Vemen men lâhe ve demesi lazım. Vemen men yasihima O ikisi deyince biraz edebe uymadığından e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bunu kerih gördü, istemedi. Peki şimdi biz, bu zat kimdi bu hutbeyi okuyan? Şimdi bizim Efendi Hazretleri'nin yanında böyle bir şey olsa, bir mesele geçse, Efendi Hazretleri kalksa adam ne kötü konuştun ya kalk git dese, bu ihvan, bu adamı aforoz ederler. Derler ki gavur olmuş. Derler ki, efendi bunu kovtu Derler ki şöyle der, bak ilim ehli olun. Bak Resulullah adama kalk git dedi, ne kötü konuştun dedi. Ama kim çıktı bu biliyor musun? Bu sahabenin ileri gelenlerinden Thabit İbni Kays Ensar'ın Hatibi bütün Ensar'ın konuşmacısı, kim bu biliyor musun? Rasulullah onu cennetle müjdelemiş. Bu demek ki, manayı maksada anlayacaksın. Bazı kere hatırı geçen, nazı geçen insana ne yapıyor böyle? Hz. Muaviye'ye de yaptı böyle bir defa. Çağırın Muaviye'yi gelsin dedi. i̇bn Abbas gitti dedi. Yemek yiyor, gelecek dedi. Çağırın Muaveye'yi geldi. Üç kere yemekte buldu onu. Efendimiz de geldi. Be Allah, Allah karnını doyurmasın sen dedi. Hazreti Muaviye, yani. maşallah bir öküzü yerdir belki bilmiyorum. Yerdi yani. Hadi Resulullah tuhaf mı söylüyor? Allah karnını doyurmasın. Nasıl doyacak? Şimdi ne oldu burada şimdi? Hemen Muaviye aleyhtarları. Muaviye'nin faziletinde hiçbir hadis bilmiyoruz. Bir tek Allah karnını doyurmasın hadisi var. Çüş. Ben Tirmizi'de hadis buldum. Allah'ım be. Allimül Muaviye el hisab ve azab. Ya Rabbi Muaviyeye hesabı iyi öğret, azaptan onu muha muhafaza et. Amin. Tirmizi'de, Kütübü e hadisler var. Sitte'de. Ahmet İbni Hanbel'de neler var? Muaviye vahiy katibiydi. Ve hey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mehdi ve hedibi. Ya Rabbi onu hidayet et, onunla insanları hidayet et. Allah ve cealü Mehdi Ya Rabbi onu hidayeti bulmuş ve hidayete eriştiren bir kul yap. Bu kadar dua var. Hiç onları görmez. Niye demiş? Allah karnını doyurmasın demiş ona. Onun için Muaviye Afaroz olmuş. Tövbe estağfurullah. Vahiy katibidir o. Üç halifenin valisidir o. Nasıl? E burada da bak sabite ne dedi? Sen ne kötü hatipsin konuşması. Kalk git dedi ona. Şimdi orada latafet var. Orada nazının geçtiğine. Öyle mi? Efendi Baba ben Adem Efendi mesela. Öyle derdi. Benim tokadım ancak sen dayanırsın Mahmud'um derdi. Ağır konuşurdu Karadenizliler hakkında. Bayağı bir ağır konuşurdu. Bunların derdi bir köyüne gitsen 30 hanelik köyde 40 hafız bulursun. 40 hanelik köyde 50 hafız bulursun. Bunlar olmasa mihrapta imam kalmaz, cenazeler ortada kalırdı. Hakikaten öyle. Karadenizler olmasa bu hocalık işi efendim, bir tane yani cenaze kaldıracak adam bulamaz. Ama imanları kıttır derdi. Bizim efendi öyle bir yandan da bana bakardı diyor. <laughs> ben de diyor efendi Hazretleri, içimden o kadar seviniyorum ki ya bu zat bizim yanlışlarımızı söylemese biz bu yanlışla kalıp ahirete gitsek ne yapardık? Ben de öyle seviniyorum o zaman dedim Mahmud'um sen benim tokatıma iyi dayanıyorsun de. Ama neden sebep demiş onu biliyor musun? Kızlara miras vermezler derdi. Çünkü kıza miras vermek Allah'ın hakkıdır, Kur'an'ın beyanıdır. Kızı mirastan mahrum edersen efendim en niatinde, en sofusu bile ne yapıyor? Diyor ki işte sen bize bağışla bu şeyi. E kızın içinden gelmiyor bağışlamak. Almak istiyor parasını. Babadan hakkını. Bu sefer o, e sen hiç daha babanın evine gelmeyecek mi? Efendim Hazretleri böyle anlatırdı. Onu duyunca kız tamam tamam yani akraba ilişkiyi koparmayalım diye almayayım diyor ama içinden helal etmiyor. Onun için imanları kıttır. Ne demek? Miras ayetinde sıkıntıları var. Bu paraya dokunduğu zaman bu iş teheccüd kılmaya benzemez. Teheccüd bedava. Sofoluk burada belli oluyor. Bu para işinde. Şimdi Kainatın Efendisi'nin bu gatibe e, e, hitap edilse Sabit İbni Kays Hazretleridir. Fakat şimdi niçin bu beğenmedi Resulullah meselesinde iki üç mesele var. Bir zamir meselesinde. Fakat Vezebe gayru başka alimler dediler ki ilahen ne o şuna şu görüşe gitti. gayru başkaları gitti ilahen ne o şu görüşe ki inne ma Resulullah kerih gördü o konuşmacının nesini el ve durmasını nerede alaya yasıhima şimdi o ve men dedi durdu konuşurken. Efendimiz orada o himaya değil de niye duruyorsun o isyanda? Yani nefes alma orada. Kim isyan ederse fakat kaçıra belayı buldu. Yani hemen ekle cevabını ver. Orada durulmaz orada. Bir manası da bu. Yani bak kabul Ebi Süleyman, Ebi Süleyman'ın görüşü esahru daha doğrudur diyor. Çünkü durma yok başka yerde. Ve lima ruviye. Çünkü rivat edildi fil hadisi sahih. Sahih hadiste geçiyor O konuşmacı dedi ki ve men ma fakat gava. Başka hadiste de var ki isyan eden azmıştır. Yani durduğu yok başka rivayette. Onun için ve lem orada durma zikretmedi ravi ala yasıma. Yasıma da durdu durmadı şüpheli. Oraya yani bağlanamayız. Çünkü durmadığı rivati de var. Demek ki niye gerek gördü burada? Ben size söyleyeyim mi? Ben nereden söyleyeceğim şimdi? Ben de şerhlerden. Ben buraya geligen kitap bakmadan gelmiyorum. Bak haritaya döndü kitap. Harita metot defterine dön. Görüyor musun? Notları görüyor musun? Aliül Kari'lerden Şihabu Kafacı şerh bakıyorum şerh. Öyle hocalık sökmez. Ben bir yorum yapayım. Sen kimsin? Şimdi burada İmam-ı Nevevi Hazretleri çok büyük alimdir, Şafii fıkıhçısıdır. İmam-ı Nevevi çok güzel bir yol buldu. Diyor ki İmam Nevevi bu zat büyük bir sahabidir. Resulullah'ın buna bu şekilde konuşması iltifattır. Yani nazı geçtiğinden çıkıştı ona. Ve lakin burada Resulullah neyi beğenmedi? Neyi beğenmedi meselesi diyor. O zamirde ikisini bir etmesini beğenmedi değil diyor. Niye niye diyor? Çünkü diyor sahih hadiste peygamber kendisi de Allah ile kendini zamire koydu diyor. Hadi bakalım şimdi. Sahih hadiste ne diyor? Selâfim men kunne fî vecede halâvetel iman. Üç şey var ki bunları bulunduran imanın tadını bulur. Birincisi neymiş? En yekûne Allah ve Allah ve peygamber bir adama ne gelecek? Ehab Bey'le daha sevgili gelecek. Kimden? Mimma siva huma. Huma. Peygamber hadisinde ne dedi şimdi burada? Huma. Allah ve Resulü demedi. Ehab min minallahi ve Rasulü demedi. Ne dedi? Mimma siva huma. E bu sahabe ne dedi burada? Ve men hima. E buna eğer peygamber bundan sebep kızdıysa kendi dememesi lazım diğer hadislerinde. Madem kendi diğer hadislerinde Allah ile kendini zamire koyuyor. Çünkü o peygambere mahsus. Allah onu kendinden ayırmıyor. Zamirde de ayırmaz. Onda sorun yok diyor. Sorun nerede biliyor musunuz diyor. Konuşma yapılıyor. Heyetler gelmiş. Yeni Müslüman olacaklar. Zamirde insan zamirin nereye gittiği onlar. Deyince ikisi falan kimdir nedir karışır. Hutbe okuyan yani konuşma yapan insan zamir kullanmaktan kaçınmalı. Ne yapmalı? İsim vermeli diyor. Efendimiz o on... Onun için zamir yerini burada ismi zahir açık isim kullan demek oldu. İmam Nevevi'nin bu şeyini çok beğendim ben. Benim de bir beğenme hakkım olsun canım. Yorum yapmıyorum da beğenme hakkım da yok mu? Ben İmam Nevevi'nin bu görüşüne imza atarım. Çünkü Resulullah Siva kendisi için zamir koydu Allah ile beraber. O birleşiyorlar onlar. Ama burada konuşmanı da açık kullan dedi. Ben şimdi mesela o adam diyorum, o hoca diyorum, bir şey diyorum. Hemen bana aşağıdan diyorlar. Adını söyle, adını söyle. Burada beni gaza getirilecekler var burada. Oturuyorlar böyle gazcılar. Ben bazısının adını veririm, bazısının adını vermem. Korktuğumdan mı? Yok. Sebep ne? Bazen adını vermedi mi daha tesir eder. Niye? Meraklanırsın, daha çok ararsın. O zaman daha büyük belaları bulursun. Yani daha kötü laflarını da öğrenirsin. Ama tabii ki konuşmayı dinleyenin hakkı nedir? O, o, o deme ya, adını verdi. Senin hakkındır bu yani. Ama biz de burada ne yapmamız lazım geliyor? Bazen isim veremiyoruz. Neden? Yani adamla direkt ulaşımımız olmayınca, bir kitabında yazısı olmayınca, çeviri ve tercümeler olunca, bu gibi şek ve şüphe devreye girince görüşleri reddediyoruz, ismi sarih vermiyoruz. Ama şüphe olmayınca ne diyoruz? Hayrettin Karaman diyoruz. İşte Yahudi Hristiyanlık kitabında yazdık. Çünkü kitabı var, kitapta şu sayfa. Ne diyoruz? Ahmet Şahin, şu yazısı. Ne diyor Mustafa İslamoğlu? Şu kitabı, şu yazısı. Ama şimdi adamın kendi yazısı olmayıp da onun da adına çeviri veya kendi ağzından duymayınca ihamlı olursa laf o zaman adını vermemiz uygun değil. O zaman neye mücadele veriyoruz? Görüşe. Muhammed Resulullah şarttır ve bunun aksini söyleyen kafirdir. Öyle mi? Tamam. Biz böyle yapıyoruz. Ama onun için bu görüş uygundur. Ve kadif telefel müfessirun tefsir ehli ihtilafa düştü. Ve ashabul mani, yani beyan bedi' eshabı ilmi maani Arap edebiyatının e, efendim ileri gelenleri fi kavli teala Allah Teala buyurdu ki inna Allah ve Allah bütün melekleriyle beraber yusallune salat ediyorlar alen nebi o peygambere. Şimdi burada yusallune de cemi vav var, zamir var. Yusallune fiilidir. Fiilin altında hum var. Onun aslı hümu idi. Hüm gidiyor. humunun vavu geliyor oraya. Neyse işkembe çorbası erbabı bilir diye bağırırlarmış Kayseri'de. O zamir, mamir, merci, cemi, müfret dediğim zaman anlayanınız var, anlamayanınız var. Ama biz mecburuz kitabı anlatma. Yusallüne de cemilik var. Bu cemilik alameti vav'dır. Yusalli tek kişi. Yusallune çok kişiler oluyor Arapçada. Şimdi bu cemilikte çünkü geride ne geçti? Allah ve melekler. Peki Yusallune'nin zamirinde Allah'la melekler birlikte mi anılıyor? Hel Yusallune, bu Yusallune raciatun, raci midir? Alallahu teala vel melake. Allah ile meleklerin toplamına birlikte o zamir birlikte mi Yusallune onlar, onlar diye gidiyor? Emla, yoksa burada bir ayrım mı gözetiliyor? Tefsir ehli ihtilaf et. bazı. Bazıları buna müsaade etti. Dediler ki olabilir ne man manisi var ve mena'u diğerleri buna olmaz dedi. O diğerleri kim biliyor musun? Başını çeken İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, O da bir acayip bir şey. O da öyle bir şey ki i̇mam Malik onu görünce dedi ki şu direkt dedi neden dedi tahtadan. Eğer bu Ebu Hanife dedi dese ki bu altından onu sana ispat eder dedi. Böyle bir adam Ebu Hanife radıyallahu anh. Yaşar Nuri hayran ona. Öf, Ebu Hanife diyor başka bir şey demiyor. Hay anasını ya. Ebu Hanife kurban ol Ebu Hanife. Radıyallahu anh. Ebu Hanife müçtehit, bu da tabii çakma müçtehit. <laughs> Kendini bir tek Ebu Hanife'ye denk getirebiliyor. Arada hiç kimse uymuyor buna. Çok büyük alim ya. Allah'ım ya Rabbim. İki hadis sorsan beş raviyi sayabilirse Allah belamı ver. Beş raviyi ezbere sayamaz. Aradakini de. Gel. Gelsin istersen. Ama ezberler gelir kafası çok çalışıyor öyle olmaz. <laughs> Sokakta rastlayacağız. <laughs> Peki efendim. İmam-ı Azam büyük adam. Ne dedi İmam-ı Azam şimdi? Melekleri de dedi Allah'la birlikte aynı zamire koydurmam dedi. Niye? Li'illeti teşrik. O ortaklık gibi görükmesin bu işler. Birlik gibi görükmesin dedi. Bu Resulullah'ın mahsus işler başka. Melekler Resulullah'ın makamında değil ki. Hiçbir melek Resulullah'a yetişemez. Cibril de yetişemez. Cibril Mevla'yı görmedi. Resulullah gördü. Sidretül müntahada kaldı. Geri bir adım yaklaşsam yanarım dedi. Bu makam sırf sana verilmiş. Resulullah'dan başka Mevla'yı gören yok. Anlasana bunu Miraç gecesi. Onun için e, melekleri ortak etmenin lüzumu yok dedi. Ve peki senin çözümün ne dediler onlara? O da dedi ki o zaman kassu tahsis ettiler ez zamira. Bu yusallunenin onlar diye gelen zamir cemi, çoğul zamiri. Bu dedi bil melâketi. Bu meleklerden bahsediyor dedi. E o zaman Allah'ın salatının nedir? Ve kadderul ayete. Geride mahsup var, takdir var dedi. Nedir o? Allaha yusalli. O ileriden anlaşılıyor. Arapçada hazif çok olur. İlerden geriden anlaşıldı mı çok kelime kullanmazlar. Arada bazı kelimeleri hasfederler. İnneallâhe ve melâketehu yusallûne. Ne demek diyor? Allah <laughs> yusallî. Allah tek başına salat ediyor. Ve <laughs> melâketehu ayete geçiyor. Melekler de yusallûne. <laughs> Onlar da salat ediyorlar. Allah'ın salatı tektir. Uygundur. İmam-ı Azam Efendimiz nerede biz? Oradayız. Yani bu çok uygun bir şey. Ama İmam-ı Azam'a iftira edebilirler. Sakın onlara inanmayın. Mesela Efendimiz'in anne babası cehennemlik olduğuna dair. İmam-ı Azam'ın görüşü diyorlar. Ali Ülkar'ı Hazretleri de yanlış anlamış, onu nakletmiş zavallı işte. Allah onu da affetsin. O çok büyük alim ama orayı. Çünkü neden biliyor musun? Ve sayı olan görüşü ki anası babası Ma tealel küfrü küfür üzere öldüler diye İmam-ı Azam'ın Fıkh-ı Ekber kitabında böyle geçiyor. Bu sefer dediler ki İmam-ı Azam'a Halbuki Zahidül Kevseri gibi büyük alimler meseleyi incelediler. Bu yazanlar var ya o zaman baskı yok. Hep kopyalıyor, yazıyor. Yazarken ma ma ölmediler alel küfrü. Bir ma yazmadılar. Ma ma ölmediler alel küfrü küfür üzere dedi ma maazan. Burada yazan adamdan birisi ma'yı yazmadı. Ondan sonra alanlar da çok eski konuşuyoruz bin sene evvelden. Ondan sonra alanlar da kopyayı ona göre hattatlar yazdı. Ve mata kaldı. Halbuki e, İstanbul'un kütüphanelerin bazılarında bulduk bunu. Bastılar. Arkadaşlar getirdiler. Öyle yazmalar var. O yazmalarda ma mata. Ma yazıyor. Küfür üzere ölmediler. Yani İmam-ı Azamcıyız. Ama İmam-ı Azam'a da yanlış görüş isnat ederlerse araştırmacıyız. İmam-ı Azam Efendimiz'in anne babasının kafir olarak öldüğü görüşünde değildir. Kafanızı çalıştırın bak ortalıkta çok fitne çıkıyor. Onlara yine bir fitne. İmam-ı Azam'a fıkıh kitaplarında bile bazı isnatlar var. Nedir? Peygamber'in önüne geldiği zaman kıbleye dönecek, dua edecek, peygambere sırtını dönecek. İmam-ı Azam'ın görüşü budur diyorlar. Kesinlikle yanlıştır. Araştırma yaptık ve kitaplarda bulduk. İmam-ı Azam Resulullah'ın yüzüne dönmeyi tercih ediyor. Kendisinin kasidesi var Dürrü'l Ben bastım o kasideyi. Şerh de ettim o kasideyi. İmam-ı Azam Resulullah'ın huzurunda Ya Seyyid-i Saadat, ey efendilerin efendisi Cidüke kasıda sana niyet geldim diyor Ercu rızake senin rızanı umuyorum diyor Ve ehtemi bihimâkâ senin korumana giriyorum diyor İmam-ı Azam elli küsur beyitle Resulullah'a bir met etmiş O dürrü meknun kasidesinde O ne kasidedir ona uğraştım ne kadar Şerhler buldum neler ettim yazdım e, Ne okuyan var ne bakar Allah selamet versin Hanımlar bu işlerde daha ileridir daha meraklıdır. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Hanımlar daha okuyor. İmam-ı Azam'a bir şey isnat edildiği zaman o hususta araştırma hakkımız var. Çünkü İmam-ı Azam'ın görüşü mü? Değil mi? Anladınız mı şimdi? Tamam. Ama mezhep içinde de bütün görüşler İmam-ı Azam'a göre değildir. Bazı görüşlerde kim alınıyor? İmameyn. Kim onlar? İmam Muhammed. İmam Mesela ikindi namazını şimdi kıldık. Ben yukarıdan yetişemedim, cemaat yaptık. Sizi de bekletmek istemedim. Bu kime göre kılıyoruz bunu? İmameyne göre. İkindinin vakti giriyor. Bu ilk vakittir. İmam-ı Azam'a göre öğlen vakti çıkmıyor daha. Bir saat mi, buçuk saat sonra çıkıyor. Şimdi çıkmıştır tabii de. Niye? İmam-ı Azam gölge, iki misli, her şeyin gölgesi iki misli olana kadar öğlen devam eder diyor. Peki fetva kimin üzerine? İmameyn'in üzerine. Yani o fıkıh meselelerinde de ben i̇mam Muhammed tanımam. Ben İmam-ı Züfer tanıma, ben İmam-ı Azamcıyım. O da yanlış bak. Dozunu ayarlamazsanız her tarafta kayma tehlikesi var. Çünkü mezhep içinde de müştehitler var. İmam-ı Azam mezhebin kurucusu. Ama mezhebin içinde içtihat derecesine ulaşmış talebeleri var. Hatta İmam-ı Azam'ın bile bazen talebelerinin görüşlerine döndüğü var. Ölmeden evvel ben senin görüşüne döndüm diyor. Çünkü talebesi nasıl talebe? Öyle talebe. Öyle talebe. O i̇mam Yusuf, İmam Muhammed nasıl? İmam Muhammed kim? Koca İmam Şafii, İmam Şafii yapan adam. İmam Muhammed İmam Azam'ın talebesi. İmam Şafii de diyor ki, İmam Muhammed'in yazdığı kitaplar olmasa ben Şafii olamazdım. Ahmed İbn Hanbel kimin talebesi? İmam Şafii'nin talebesi. Hepsinin başına kim geliyor yine? İmam Azam geliyor. Ebu Hanife. Radıyallahu anh. Evet. Ve yani Umar'a Radıyallahu Teala Hazreti Ömerden rivayet ediyor. Enne ve şöyle buyurdu. Bu mana veriyor şimdi. Resulullah'a söylüyor. Hazreti Ömer gelmiş Resulullah'ın yüzüne söylüyor. Diyor ki: "Min faziletike Allah." Ya Resulullah sen Allah katında o kadar faziletlisin ki senin faziletlerinden bir tanesine en ceale ta ta sana itaati kendine itaat kabul etti Allah. Fekale Teala buyurdu ki: "Rabbimiz men Rasule resule fekad Allah. Kim benim peygamberime itaat etti? O kesinlikle bana itaat etti. Şimdi peygamber ne dedi? Galibul <laughs> müşrikîn. Müşriklere benzemeyin ve firulliha sakalları uzatın ve ahvuş cevarip bıyıkları kesin mütevatir manen mütevatir hadis. Onun için sakal tıraşı haram diyoruz. Değil mi? Şimdi Allah ne buyurdu? Peygamber'e itaat eden bana itaat eder. Ne buyurdu? Ve ma ataakumur rasul. size ne verdiyse fehuzuhu onu alın buyurun. Şimdi Diyanet İşleri Reisi var ya bu. Çıktı geçen sordular ona birkaç sene evvel ben dinledim. Öyle rivayet yok dinledim. Dediler ona o zaman Ahmet Hakan işte şeydeydi. Kanal 7 bizi 7'deydi. O da onu konuk etti. Ona soruyor sakal sünnet midir dedi. Değildir dedi. Ya farz mıdır sorsa hadi şüpheleneceğim. Çünkü efendi baba Ali efendi derdi ki o kadar araştırma ve tetebbuat yaptım ki farz de korkma evladım derdi. Dört mezhep müftüsüydü. Farz ederdi. O kadar araştırmam var bu usta der. Sünnet bile değil dedi ya. Hadis var falan diyor. Yok diyor öyle bir şey yok diyor. Ya Bukhari dolu, Müslüm dolu, bütün hadisler dolu ya. Sakalın sünnet olduğunu papazlar bile biliyor. Sakal sünnet değil dedi adam ya. Senelerdir başımızda duruyorlar işte böyle. Bir Müslüman da gelip de sen nasıl sünneti hadisi inkar ediyorsun da bu milletin dinine, diyanetinin başına da seni getirdiler koydular. Niye böyle yapıyorlar bize ya? Bu millet hak etmiyor mu eli sünnet bir adam ya? Demek hak etmiyor. Bu millet hakkını aramıyor ki. Eli sünnet hakkını aramıyor ki. Peygamberin hadisini inkar eden ne işi var başımızda? Demiyor ki. Benim gibi birkaç deli çıkıyor. İşte onlara da başlar. Hiç itibarı yok bunların diyor. Öyle adamlar var. Efendim adam sözcü olmuş, gazeteci gelmiş, ona soruyor. İsmail cemaatında Cübbeli Ahmet'in yeri nedir? Hiç muteber bir hoca değildir diyor. Hürriyet gazetesi onu çekiyor birinci sayfaya. E şimdi beni kimse kabul etmiyor ki. Allah kabul ediyor, Rasulullah Efendi kabul ediyor. Sen ne yaparsan razıyım buyurdu son. Son sözlerinden. Sen ne yaparsan razıyım ondan. Ben Efendi'ye iftira edemem, Allah çarpar adamı. Efendiye iftira, peygambere iftira gibi bir şey ya. Böyle şey olur mu? Kaç tane şahidim var. Ama haset, kıskançlık, fitne. Yahu kardeşim birbirinden uğraşmaktan sünnet gitti, şeriat gitti, tarikat hepsi gitti ya. Birbirine uğraşmayalım. Gücümüzü birleştirelim. Bu hadis ayeti inkar edenlerle uğraşalım biz ya. Biz ne birbirimizle uğraşıyoruz? Adam diyor ki sünnet değil diyor ya. Allah. Halbuki bak Hazreti Ömer ne diyor? Ya sana itaat Allah'a itaat dedi. Senin faziletin Rasul'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat eder. Bu ayet bu. Peki Rasul'e itaat neyle olacak? E, sakal bırak dedi sana. Misvak kullan dedi sana. Neyse. Bu peygambere itaat emirini tutmakla olur? Bir de buna sünnet de değil, lazım da değil, gerekli de değil dersen Allah ile çatıştın. Demek Allah'a itaat lazım değil demiş oldun. Çünkü ne farkı var? Resul'e itaat eden fakat ata Allah. Tamam? Ondan sonra fakat Kale Teala. Ne buyurdu allah Teala? Kul ya Muhammed söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. İn kuntum tuhibbûne Allah'e. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız. Bu ayet Ali İmran suresinde. 31. ayet Ali İmran suresinde. Habibim ku, ümmetini topla söyle. Siz Allah'ı seviyorsanız sevdiğinizi sanıyorsanız, sevdiğinizi savunuyorsanız, fettebi'uni bana hakkıyla uyun ki yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Ne oldu şimdi burada peygamberin menzilesi? Mertebesi nereye çıktı şimdi? Ve yaghfir <laughs> lekum zunubekum günahlarınızda tertemiz etsin, silsin, örtsün, kapatsın. Vallahu <laughs> gafurun. Allah çok affedicidir. Rahimun çok acıyıcıdır. Kime? Habibine. Uyanlara. Şimdi kardeşler. Özet. Allah'ı sevmek şart mı? Allah'ı sevmeyenin imanı var mı? Hayır. Açık konuşuyoruz. Tek tek madde madde. Karıştırma yok bizde. Peki. Allah buyuruyor mu ki beni seviyorsanız Habibime uyun. Nereye bağladı kendisini sevmeyi? Kendine inanmayı nereye bağladı? Sevmeye. Allah'ı sevmeyen Müslüman olmaz. Peki. Peki Allah'ı sevmeyi nereye bağladı? Habibine uymaya. Fettebi'uni. Evet. Habibine itaat edeceksin. İnnel muhabbel yok mutur. Seven sevdiğine itaat eder. Peki. Peşindeki ayet geliyor şimdi. Kul Habibim söyle. Atıyaullâhe. Allah'a itaat edin. Sözünü dinleyin. Ver Rasul. Hiç ayırmamış. Kur'an'da peygambere itaatla Allah'a itaat hiçbir yerde ayrılmamıştır. Üç şey hiçbir yerde ayrılmamıştır Kur'an'da. Bir ekimus salah ve namazı hakkıyla kılın zekatı tas tamam verin. Yukimune salat ve yutune zekat namazı kılanlar zekatı verenler. Kur'an'da namaz zekattan ayrılmamıştır. Namazı olup zekatı olmayanın efendim zekatı yoktur. Zekat verip namaz kılmayanın yine namazı yoktur. Zekat. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Kur'an'da bir yerde daha birbirinden ayrılmaz. li veli validek Bana şükret sonra anana babana teşekkür et. Ve ayetlerde Ella te'abudu illa iyyâ benden başkasına tapmayacaksınız ve bil valideyni ana babaya ihsana iyilik yapacaksınız. Şimdi ana babaya iyilik Allah'a iyilikten ayrılmaz. Allah'a itaat, ibadet ana babaya iyilikten ayrılmaz. İkisinden biri olmasa öbürü kabul olmaz. Üçüncü meselede en çok ayet bu hususta vardır. Öbür ikisi sınırlıdır. Ama ayetlerde bir geçer. Bu Allah ve Resulü'ne itaat ayeti çok fazla geçer. Atıyaullaha Allah'a itaati ve Resul Resul'e itaati. Fein Eğer peygamberime itaattan yüz çevirirseniz dikkat. Demiyor ki ben sizin gibi murizleri yüz çevirenleri sevmem. Demiyor ki ben peygamberimi dinlemeyenleri sevmem. Buyurmuyor ki ben peygamberime uymayanları sevmem. Eğer yüz çevirirseniz fe Allah şüphesiz Allah la yuhibbu sevmez. Kimi? El kafiri. Peygamberime itaat etmedin gavur oldun diyor. İttiba etmedin gavur oldun diyor. Sen hala Yahudi isem cennete girecek diyorsun. Ona itaat etmedinse diyor peygamber yalancı değilmiş demek yeterliymiş. Olur mu ya? İtaat diyor, ittiba diyor. Yalancı değil demekle o adama uymuş olur musun? O adamı dinlemiş olur musun? Sözünü tutmuş olur musun? Yasandan kaçmış olur musun? Yalancı değil demek ne mefhumdur? Burada itfet tebiuni ittiba geçiyor. Atı'u Resul itaat geçiyor. Bunları birbirinden ayıramazsın. İtaat etmezseniz, ittiba etmezseniz ben kimi sevmem diyor, o gavurları sevmem diyor. Gavur olursunuz diyor. Daha Allah ne diyecek sana? Sen laf anlamıyor musun? Allah'a itaat farz mı? Farz. He? Ben Allah'a itaat etmiyorum diyen ne olur? Ha şimdi namaz kılmayan fiilen itaatsızlık yapıyor. Ama Allah'a itaat etmiyorum demediği için kafir oluyor mu? Olmuyor. Bir adam namaz kılmıyor ama utanıyor, sıkılıyor işte kılmam lazım falan şey yapıyor. Buna gavur demiyoruz. Biliyor çünkü farz. Çok tehlikeli durumu var ama Allah muhafaza. Ve öbürü de kılıyor ama ben Allah'a itaat etmem diyor. O ne oluyor? Kıldığı halde gavur oluyor. Çünkü Allah'a itaat etmem demek başka, itaat etmemek başka. Bazı işlerde günaha düşerken Allah'a isyana düşüyor herkes. Ama onun haram olduğunu bilerek ve utanarak o zaman kafir olmuyor. Ama birisi ağzından dese ki şimdi çıkıp da ben Allah'a itaat etmiyorum dese bu kesin 4 e, dört mezhepte kafir olur yani. Şimdi Allah'a itaat var mı? İtaat etmeyen kafir mi? Peki Allah nereye bağladı itaatı? <Sessizlik> Men yutar Resul fakat ata Allah. Ona itaat eden bana itaat etti. O zaman peygambere itaat etmiyorum diyen ne demiş oluyor? Allah'a itaat etmiyorum demiş. Çünkü Allah'la nasıl görüşeceğim, konuşacağım? Allah'tan nereden haber alacaksın? Peygamberi aradan çıkardın mı? Allah kalktı aradan. Peygambersiz Allah'a nasıl itaat edilir? Bana bunu biri anlatsın, ondan sonra sünneti devreden çıkartsın. Ondan sonra hadisi devreden çıkartsın. Ondan sonra Muhammed Resulullah'sız iman olur desin, cennet olur desin. Böyle bir mantıksızlık 1400 senedir bu kadar kafir, münafık, zındık geçti. Bu zamanda çıkanlar gibisi çıkmadı yani. Ama bu da yeni değil tabi bu Abdu, Afgani, Reşit Rıza, bu Sultan Abdülhamit Hazretlerini devirmeye çalışan Mısır'daki Mason harekatının uzantıları. Zaten bunlar ne onun adı? Ee, Şey delil olarak Yahudi Hristiyan'a e, Cennete girecek diyor Hayrettin Karaman Hiçbir alim 1400 senedir demiş tek delili Abdüh böyle dedi diyor Abdüh zaten Mason Şıracını şahıcı bozacı nasıl işte bu ya Yahu 1400 senedir bir alimden bir görüş getir. velev ki zayıf olsun kabul edeceğim Bir görüş yok Abdüh dedi Abdüh zaten Mason Belgesi var Osmanlı'yı yıkan grup bu adamlar Yahudi Hristiyan tabi cennete sokacak. Kendi mason kendi de giremez yoksa cennete. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğunu sümbürge bağlamış. Sanki kendi girmiş. Evet. Şimdi Allah'a itaat farz mı? Farz. Peki ona itaat ancak Resulüne itaatla mı olur? Evet. Çünkü ayet böyle mi diyor? O zaman kim Allah'a itaat, Resulüne itaat eder? Allah'a itaat etmiştir. Kim Resulüne ittiba eder? Allah etmiş olur. O zaman da Allah onu sever mi? Sever. Beni seviyorsanız Habibime uyun. Ben de sizi seveyim Allah buyuruyor. Onun için hasılı gelen meseleyi meram. Ben yine bitiririm dedim ama bu beni bitirdi. Yani ileri doğru gideyim dedim ama çok da ileri gidilmez bırak. İşler var. Ne buyurulmuş oluyor? Allah Teala buyuruyor ki benim bir sevgilim var. Sevgilinin Arapçası ne? Habib. Sevgilinin Arapçası Habib. Yani Habibler günü yapmayın o sonra ha sevgililer işine. Habib sevgili demek. muhabbetten geliyor. Peki. Allah Teala buyuruyor ki benim sevgilimin kapısına sarılmayan sarılmadan hiç kimseye kendi sevgi kapımı açmıyorum. Benim bir kulu sevmem için kapıları kapatmışım. Ben sade Muhammed Mustafa'mı seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de bunu çok derdi. Ben sade onu seviyorum, sonra ona uyanları seviyorum. Ne kadar fazla uyarsa o kadar fazla seviyorum. Ne kadar fazla benzerse o kadar fazla seviyorum. Peki diğer peygamberler ne olacak? Diğer peygamberler efendimize uydu mu, uymadı mı? Miraç gecesi kim imam oldu? Bütün peygamberler kime uydu? Daha Resulullah gönderilmeden evvel Allah onlardan söz aldığını Kur'an'da söylemiyor mu? Son peygamberi gönderdiğim zaman inanacak mısınız? Galu ekrarna ikrar ettik dedikleri Kur'an'da yok mu? Adem Aleyhisselam Muhammed'in hakkına beni affet af olmadı mı? Diğer peygamberleri niye devre dışı bırakıyorsunuz? Onlar tabii ki Resulullah'ın en önce ittiba edenleridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü benim öyle bir sevgilimdir ki Muhammed Mustafa sallallahu ve Hem muhabbet hem mahbubiyet. Ne demek? Hem Allah'ı en evvel o sevmiş, Allah da en evvel onu sevmiş. Müridiyet, muradiyet. En evvel Rabbi onu arzulamış. Ama Allah onun en evvel kulları içinden kendini arzulayacağını bilmiş. İlk mürit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın da ilk muradı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ilk seven Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ilk sevdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İlk efendim salik tarikat tabiriyle manevi yolda Allah'ın sevgisine yol alan Muhammed Mustafa Azallah. İlk meczup cezbeye mazar olup Allah'ın zatına çekilen yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mertebelerin hepsini toplayan bir peygamber bir insan var. Ne melek var ne rasul var. Başkası yok. Onun için ne güzel diyor Muhammed Bekir Hazretleri Fente babullahi etâv gayri sen Allah'ın kapısısın ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden başka kapılardan Allah'a gelmeye çalışanlar giremeyecekler. i̇bn Sina ne oldu? Perişan oldu. Evliya Allah'tan biri Resulullah'ı gördü. Dedi ya Resulullah bu i̇bn Sina'nın durumu nedir? Felsefe 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 bir şeyler karıştırıyor. Dedi ki o beni aradan çıkarıp Allah'a kavuşmak istedi. Ben de pabucu ağzını yırttım dedi. Koca aklım aklın felsefenin zirvesi varabildi mi? Varamadı. Ne oldu Aristo? Ne oldu Sokrat? Ne oldu Eflatun? İmam-ı Rabbani der, ahmak Eflatun. İsa Aleyhisselam geldiği zaman dediler ki ölüleri dilirtiyor. Yapma ya dedi. Tıpkı sen zirvesin. Bu adam peygamberim diyor. Doğru mu diyor? Yahu dedi siz gördünüz mü? Gördük. Gördüyseniz ölüyü diriltiyor inanın dedi çünkü ben tıpta en ileriyim dedi daha ben bu işi yapamadım demek ki bu Allah'tan gelmiş. E o zaman sen de buyur önümüze geç beraber inanalım dediler. Yok dedi ben nefsimi arındırmışım dedi filozofluk yapıyorum dedi. Beni de daha dedi böyle süzgeçten geçirecek adama ihtiyacım yok dedi. İmam Rabb'e ahmak eflatun. nahnul mühezzabun. La hacete bine alâ men Neler kaybetti eflatun. İbn-i Sina ile Farabi ne dediler? Bu alemin evveli yok dediler. Allah gibi Allah'a ortak etti. i̇mam Gazali de diyor, i̇bn Sina Farabi, bu alemin kıdemine kail olduklarından kafir oldular diyor. İmam-ı Rabbani de bunu naklediyor. Akılla, felsefeyle, mantıkla, zeka ile çalışmaz. Bu kapı aşılmaz. Bu eşik aşılmaz. Bu eşik ancak ittiba, uymak, aklı vahye uydurmakla aşılır. Benim aklım, benim yorumum, benim beynim aklım almıyor lan. olmaz. O zaman işte Koca Süleyman Ateş bu kadar tefsir yazıyor, bu kadar kitap yazıyor, bu kadar hoca olmuş. Ama ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın gökte olduğunu ve geleceğini inkar ediyor. Bu kadar hadis var, bütün Kur'an'a hadis dolu. E diyor ki, havada nasıl yaşasın diyor? Atmosferde diyor, oksijen yok diyor, ölmesi lazım. E bu kadar büyük bir profesör olup da Allah'ın İsa Aleyhisselam'ı oksijensiz yaşatamayacağını aklı almadığında takıldığı noktada bütün hadisleri inkar ediyor o aklına göre i̇bn Sina yapar tabi i̇bn Sina Farabi akıl ve felsefe burada tökezler. Ekdam erbabil hicâkel gazefi ve mellezî temkinu ya esefi diyor İmam-ı Akıl mantık felsefe ile bu yolda gidenlerin ayakları alçıdan ayak saksıdan ayağa benzer. Bu ayak ne kadar gider teessüf ederim diyor. Allah bize bir ayak vermiş. Ne biçim gidiyoruz atmaca gibi. Öbürü de takma saksıdan ayak alçı yapmışlar. Nasıl ne kadar gidecek bu adam ya? Gel koş yarışa gir diyebilir misin bu adama? Akıl burada durur. Evliya Allah'a uyacaksın. Onların hallerine tabi olacaksın. Dostlara bakacaksın. Seyyid Bedevi Hazretleri Tantada Evliya Allah'ın reisi dört kutuptan biri. Ahmed el Bedevi. Koca İbn-i en büyük fıkıhçıydı. Şafiilerin kadısıydı, Musul'un kadısıydı. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ahmet Bedevi Hazretleri'ni şikayet ettiler. Dediler tavanda duruyor, devamlı zikir ediyor göya. Cemaata gelmiyor. Olur mu öyle şey dedi, bunu bir inceleyelim dedi. Cemaata gelmiyor, niye? Bir namazda Mekke'de, bir namazda Medine'de, bir namazda Evliyaullah ile ihtimada bir namazda Dağlar'da, bir namazda Atalar'da. Ne anlarsın Evliya'nın içinde? Tam geldi zaten Ahmet Bedevaz hiç yüzünü açmazdı. Yüzünde bir ilahi tecelli vardı. Gören tak ölüyordu. Devamlı peçeliydi. Tarasın üzerinde durur. Gökle Allah, sema Allah'ın dua mahallidir. Orayla araya perde yok. Olmasın üstü açık. Fela dur. Koca i̇bnüd dakikül geldi. O zaman en büyük halimden Geldi. Efendim işte soru soracak. İşte niye cemaate katılmıyorsunuz efendim? Şudur budur, fıkıh mıkıh istişare yapalım derken hiç daha bir şey yok. Bir geldi baktı ki başı örtülü, kafası kapalı böyle bir haller bir şeyler. İçinden geçirdi yani biz de kalktık Kahire'den geldik Ka Kazıl Kuzat. Yani bu deli gibi bir şey. Bizi de getirdiler buna. Bu nedir? Hiç daha bir şey yok. Hemen ne dedi? Mecaninu gayra enne cünunev azizun ala tabi yescudul aklu. İbn-i tak aşağı, Yattı. Ne dedi? Deliler, deliler dedi. Bir şey dedi yok onun. Deliler ama dedi onların deliliği o kadar değerlidir ki akıl onun önünde secdeye kapanır dedi. Tak yattı yere. Bir delilik ki akıl önün, onun önünde secdeye kapanır. Burada akıl durur. Burada vahiy devreye giriyor, evliyada ilham devreye giriyor, keramet devreye giriyor. Peygamberde mucize devreye giriyor, evliyada keramet devreye giriyor. Senin aklın, mantığın bunu çözebilir mi? Ne anlayacaksın sen? Efendim Hazreti, 30 sene evvel bana bir şey söylemiş, onu bugün görüyorum. Gaybı bilmez, Allah bildirirse bilir, bildirmiş işte. Şöyle olacak dedi çıktı, böyle olacak dedi çıktı. Elimde dünya kadar delil var. Bu insan seninle bir mi? Senin aklın buna erer mi? Hiç olmayacak zannediyorsun. Böyle olacak dedi. Şimdi oldu. İman edeceksin, ittiba edeceksin, uyacaksın, uydurmayacaksın. kardeşim sen, ne kafana göre hareket ediyorsun? Sana peygamber gönderdi, peygamber de varisleri bıraktı. Bitti. Burada aklımı almıyor. Ondan sonra, efendim neymiş? Bu gemiler karadan, ya orada keramet devreye giriyor. Bunlar tarihe göre hesap yapıyor, şu kadar saatte şu kadar ağaç kesilecek, yontulacak, Yolun üstündeki ağaçların kesilmesi var. O zaman ormanmış Kasımpaşa. Bu ormanlar kesilecek bilmem ne. Bir gecede ertesi gün orada orman vardı. Bir gün sonra bakacak ağaçlar kel olacak. Oradan yağlanacak şey edecek kazıklar şey bilmem ne. Bir hesap bir kitap mantık ediyor bu inmez. Onun için peki soruyoruz. Tarihi bir gerçek olarak ey tarihçi beyefendi. Bu gemiler buraya indi mi? Indi diyor. Nasıl indi? İşte onda diyor ihtilaf var. Ya ben nasıl indiğini sormuyorum sana. İndi mi soruyorum sana. Hazreti Fatih'in tabii keşfi var keramet. Akşemseddin neydi? Herkes dönelim dedi, bırakalım dedi. Macaristan'dan yardım kuvveti geliyordu. Dediler ki geldiler bütün bizi buralarda kesecekler. Büyük Haçlı orduları toplandı. Yetişçeler biteceğiz. Ya biz fethedeceğiz, fethedemezsek biz bittik. Osmanlı bitti, ordu bitti. Hazreti Fatih bu kadar tehlikeyi nasıl göz aldı? Evliyanın müracaat. Akşemseddin'e dedi ki, Efendi Hazretleri bana kesin bir şey söyle, bütün ulema toplandı, ulema bazı veliler de var kırdırmayalım askeri burada, çok şehit veriliyor muhasara uzun sürdü, kaç gün? 50 küsur dönelim Akşemseddin ne dedi? Fatih yine ısrar 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 baktık baktı ki artık bir gün sonra bir daha geliyor çadıra, iki gün sonra bir daha geliyor ne olacak ne olacak? Akşemseddin ne dedi? Şu gün, şu saat Ebu Ayyub mezarını bul efendi hazretleri mezarı kaybolmuş ne olacak şöyle olacak böyle olacak geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor dedi seccadeyi meğer üstüne sermişik dedi kaz burasını dedi bir kazdı Ebu Ayyub Ensari küfi ile çıktı Hazretin ayağı çıktı Fatih uzattı ayağını öpme Ebu Sultan Hazretleri ayağını çekti bunlar canlı bunlar büyük sahabi senin aklın bunları almıyor diye inkar mı etmen lazım? Her şey akılla mı? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Sen kuyumcu tartısıyla patates çuvalı tartarsan değil terazi bütün o terazi üzerine koyduğun tezgahı da devirirsin. Yapma. Kafayı çatlatma. Uy. Bak biz elhamdülillah benim de kafam biraz çalışır. Efendimiz bu bana göre çok zekidir buyurur benim katımda. Fakat ben bu zekayı hiç uydurmaya kullanmadım. Hep uymaya kullandım. Allah beni uymaktan ayırmasın. Amin. Eğer ben de kendi kafama uydurmaya kalksam herhalde oğlundan aşağı bir şey olmazdım yani. Veya Yaşan Nuri'nin benden ne fazlalığı var gelsin çat açar sustururum ya. Yani. Lafta da ebeliyim çok. Ama onlar hür akılla uydurdukları için ben oraya giremiyorum o sahalara. Ben kısıtlıyım, ben sınırlıyım. Ben uyumağa mecburum. Aklımın almadığı yerde de Efendi Hazretleri bir şey buyurdu. Bitti. Akla mantığa yoramazsın efendinin sözünü. Bu evliya Allah. Bu kutup, ektabın başı, dünyanın kavsu bu. Misli yok bunun. Alem ittifak etmiş. Onun için itaat İttiba sonra muhabbet. Söz dinlersen. Uyarsan Allah da seni sever. Yok efendim ben kendi kapıma gideceğim. Aklım almadığı yer inkar edeceğim dersen dinden imandan çıkarsın. Yani koca İbn-i Sinalar, Farah abiler felsefeyle sapıttılar da şimdiki bu akılcılar, mantıkçılar onların zerresi kadar felsefe bilmezler. Bunlar nasıl yol bulacak? Felsefe ne zaman insana yol buldurmuş? Mantık kıyas ne zaman doğru yol buldurmuş? Buldurmaz. O zaman vahye ne lüzum var? Allah bizi zorluktan kurtardı. Bize demedi ki Allah araştırında bulun. Kurban olduğum bize dedi ki siz çok kafanızı yormayın. Ben size doğruyu indirdim. Siz onu anlamaya kafanızı yorun. Doğrunun ne olduğunu aramaya kafa yormayın. Doğruyu gönderdim. Onu anlamaya kafa yorun. Ne kadar basit oldu işimiz. Ama biz bir kaşık suda fırtına çıkarıyoruz. Biz kendi işimiz, içimizde bunalım çıkarıyoruz. Allah muhafaza. Hak meydanda resule uyulacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Demek ki bu baba bu kapıya gelen helaktan korkmaz. Siz Resulullah'a itaat ediyor musunuz? İttiba ediyor musunuz? Evet. Diyoruz. Ne buyuruyorsa inanıyor musunuz? Evet. Hiçbir sözüne itiraz etmiyorsunuz. Tamam. Kapı bu kapıdır. Helak tehlikesi var mı sizin için? Yok inşallah. Yok inşallah. Ama bu hadisi alırım. Bu hadis uymuyor aklıma. Şu ayet böyle olması ihtimali var. Falan 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 müfessirlere dayanmadan, sahabeye dayanmadan kendi kafana uydurdun. Tehlike, helak senin başından ayrılmaz. Allah Teala bizi yoldan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Burada kalayım. Efendim sizi de daha çok yormayayım. Daha dolu notlarım var idi. Ama inşallah 15 gün sonra Allah nasip ederse buluşmaya muvaffak eyle. Şimdi kardeşler çok kısa bir hususu dile getiriyorum. Tekrar Arvan dergisi bu sayıda diyelim Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin Sapanca ziyaretindeki resmini koymuş. Bu kendi izni ve rızasıyla koyalım mı koyun buyurdu da koyduk. Bunu duyun. Hanım kardeşler duysun. Ve ben bu işleri serbest bıraktım buyurduğunu baştan duyurdum. Şimdi bunları okuyun, yayın. Bak 20 bin kişi gelmiş daha bayır. Almanya'dan adam kalkmış bir kere bir kere göreyim diye. Değil mi? Allah'ın böyle dostlarını görmekte büyük bereketler vardır. Bari mevzuları okuyun. Ondan sonra biz burada Allah rızası için sizden rica ediyoruz. Ey ehli sünnet! Mustafa İslamoğlu'nun batıl görüşlerine karşı peygamberinizin müdafileri olun. Bakın bu adam diyor ki bu 3 Muhammed kitabında peygamber diyor sahabeyi çok yanlış buluyordu. Onların yaptığı hürmetten dolayı onlara gülüyordu. Bu adam diyor ki burada sahabe kültürsüzdü, avamdı, sıradandı. Ebu Bekirler, Ömerler gibi 1500 Hudeybiye'deki sahabe için. Peygamber de bunlardan rahatsızdı. Abdest suyunu üzerlerine sürmeleri, mübarek tügrüğünü falan üzerlerine sürmelerinden rahatsızdı diyor. Asla Resulullah kendisi saçını sakalını dağıtıyordu. Kendisi ağzına tük, tük, mübarek tükürüğünü zemzemin içine bırakıyordu. Bütün ümmete bizlere kadar o zemzemde onun parçası tükürüğünün mübarek parçası ulaşması için bunu böyle yaptığını beyan ediyordu. Hadisler sahih. Şimdi biz bu Harifan dergisinde sıkıntıya düşüyoruz. Niye? Şimdi şu Mustafa İstamoğlu'nun ismi var diye Akit gazetesi diyor ki bu ismi burada yazarsan senin reklamını almıyorum diyor. Bu dergiyi reklam bile veremiyoruz. Biz de diyoruz ki bu isim burada yazılacak çünkü bu peygamberimize hakaretleri var biz bunu reddediyoruz. Şu anda İslami basın yayın dahi tamamen bizi bırakmış durumda. Yani bir reklam parayla reklam veremiyoruz. Dergi yayamıyoruz. Onun için iş size düşüyor. Her işi bırakalım bu reddiyeleri yayalım. Resulullah şahidiniz olsun. Ahirette görüşürsek ben size söz veriyorum. Eğer peygambere ve sahabeye bu kadar hakaretlere karşı bugün başka bir cevap veren şu anda bu konuda yok. Bu fakir bu cevapları vermeyi üstlenmişim. Başıma ne gelirse de razıyım. Ama sizden Allah için dağıtmanızı ve yaymanızı rica ediyorum. Bu işte bana yardımcı olun. Bu işte bana ortak olun. Ahirette de Resulullah'ın iltifatına hep birden mazhar olalım. Vallahi yemin ediyorum kainatın efendisi İslam oğlunun bu peygambere karizma katmaya uğraşıyorlar dediğini de duyuyor ve görüyor. Sizin de niyetinizi, itikadınızı, sevginizi görüyor. Vallahi Muhammed Mustafa'nın gördüğüne yemin ediyorum. Allah onu bize şahit etti. Şahit bu demek. Şimdi siz bu şahitlik müvaciyesinde kainatın efendisinin ruhaniyetinin kapladığı bir dünyadır. Bütün alemler ondan yaratılmış. Ruhu her yere saridir. O halde onsuz bir yer yok. Rahmetellil alemindir. Hepimiz onunla nefes alıyoruz veriyoruz. Allah onunla yaratıyor her şeyi. Onun hürmetine yaşıyoruz. O zaman ona sevgimizi ispat için bu reddiyeleri Allah rızası için kadınınız, erkeğiniz dağıtın. Her yerde konu yapın. Bu mevzuları işleyin. Ta ki bu insanlar peygamberine böyle agare deban insanı dinlemesinler. Ve peygambere karşı itikatlarını bozmasınlar. Biz niye bu dersleri yapıyoruz? Onun büyüklüğü anlatıldıkça sevgisi kalplere yerleşsin diye. Ama onlar o kitapları niye yazıyorlar? Peygamber bizim gibi bir insan büyütmeyelim diye. Halbuki ne kadar büyütsek azdır. Bizim onu büyütmeye zaten aklımız yetmez. O kim? Bizim aklımızla nasıl büyüteceğiz? Ama madem ki bu zor ve garip zamana düştük, Allah'ın yardımcıları olun. Ehli sünnetin müdafileri olun ve peygamberinize sahip çıkın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi en dar zamanınızda hiçbir ameliniz olmasa bir de baktın sırf peygamberi müdafadan Resulullah yetişir adama ve şefaat eder. Kaç kişiyi böyle sırf salavat okuduğundan ne kadar da günahı var. Ya faiz yiyen adam yolda ölüyordu. Oğluyla hacca gidiyordu. Ve serildi, uzandı, şişti, kabardı, morardı, imanını kurtaramıyordu. Oğlu başına geldi haç yolunda babam ne halde ölüyor diyordu. Ve çocuk o anda uykusuz gece sabahlarken daldığında birden Resulullah'ı görmez mi? Kainat efendisi geldi aç babanın yüzünü dedi daha ölmemiş. Açtırdı bir sıvazladı mübarek eliyle. Yüzü eski haline döndü adam nurlandı pür nur oldu. İmanı kurtardı öldü. Bu bütün kitaplarda zikrediliyor. Çok eski bir hadise. O oğlu sordu ya Resulallah. Bu babama niye böyle oldu? Siz teşrif ettiniz, kurtardınız. Dedi oğlum baban çok faiz O yüzden imanı kurtaramayacaktı. Ama bana da salavat okuyordu, beni de unutmuyordu. Ben bana salavat okuyanı nasıl terk edeyim? Bana dua edeni ben bırakayım. Samimi söylüyorum, hiçbir ameliniz olmasa şu peygamberin hadislerine bu hakaretleri yapanlara cevap vermeyi kendinize iş edinin şiar edinin bu gayretle yayılın dağılın dağıtın Resulullah sizi kurtaracak ben söz veriyorum söz veriyorum size çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini sevenleri çok sever met edenleri cennetle müjdeler büyütmeye çalışalım onu ama yine de ne diyelim biz seni büyütmekten aciziz özür dileriz affet ya Resulallah çünkü nasıl büyüteceğiz aklımız küçük onun için bu Arifan dergisine hepinizin sahip çıkmanız için Allah rızası için. Rica ediyorum, dua ediyorum. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi Edibine hayırlı şahit ve şefaatçi eylesin. Amin, diye diyen dilen Nari azad eylesin. Amin. Evet. Şimdi salı akşamı burada yoğuz. Radyo sohbetine çünkü bir seferimiz var. İnşallah perşembe bu perşembede sohbet erkeklere yok. Bir daha perşembe buluşacağız. Çok büyük bir dualarda buluşacağız. İnşallah gideceğiz, geleceğiz. Sonra bir daha 7 Ağustos'ta da Ramazan ömresine niyet ediyoruz. Hanım kardeşler iyice bilin bunu. Bir hanım geldi. Ya Resulallah benim iki devem var. Kocam biriyle seninle hacca geldi. Ve bir deve sulamağa kaldı tarlaya. Ben haccı kaçırdım seninle. Ne yapayım ya Resulallah? Çok üzülüyorum. Kainat nefesini buyurdu. Umratun fi Ramazan te'adilu hacca Ey hanım. Madem benimle hacca yapamadın. İslam'da bir amel yok ki benimle yapılan hacca denk olsun. İslam'da tek bir amel var. O da Ramazan'da ömre yaparsan aynı benimle hac yapmış olarak deftere yazılır. Sevabına denk olur. Ahirette de benimle hac yapanlarla bir olursun. Bu Ramazan ömresini bırakmamaya çalışıyoruz. Onun için başında bir iki gün. 15 günlüğüne gidilecek. Zaten Ramazan'ın başında iki günde ömre yapıp dönülecek. Ramazan'da oruç teravi orada zor olabilir. Mühim olan ömremizi yapmak nasip olsun. rahman. Sefer duaları çıktı, yolculuklara giderken hanım kardeşler çarşafların içinden mutlaka uzun donlar giymeli. Arabaya binerken yakın yer bile olsa kazalar belalar var. Birisi deveden düştü. Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bakmayın ona buyurdu kadın, belki içinde bir şey yok, üstü kapalı ama. Bakmayın dedi. Sonra dediler ki, ya Resulullah onlar şalvarlıydı. Kadın içine şalvar giyecek. Yani uzun don. Bak yolculuk bu. O şuradan şuraya bir kaza olur, senin sedyeyle çıkartlar. Efendimiz Rahimullah'a müteservilat. Şalvar giyen kadınlara, yani içine hep şalvar gibi don giyen kadınlara Allah rahmet etsin. Dua etti onlara. Bu sefer sıkıntı. Her gün haberler 50-100 ölü var sırf Türkiye'de. Her yerde dünyada yolculuklar şu bu sefer duaları bu kitabı çıkarttık. Bu dualarda çok garantiler var. Öyle bir dua var burada. 500 senelik mesafeye gitse diyor evine dönmeden ölmez. Eceli gelse Allah evine nasip eder diyor. Çünkü cesedi rezil olmasın diye. Ve burada bir dua var hanım kardeşler. Beni de niyet edin. Dün de taş delende konuştuk. Size de, siz okuyorsunuz maşallah. Abdülkadir Geylani sırrıdır o. Arabada, otobüste, uçakta, gemide, trende. Nerede yolculuğa çıksanız veya herhangi bir sabah evde otururken okusanız sadece kendini korumak değil. Bir milyon kişiye niyet etse hepsini Allah muhafaza alır diyor. Herkes okuyamıyor, çoluk çocuklarınız okuyamıyor, bazı yaşlılar okuyabilenler beni de niyete katın ve İstanbul'un, çevrenizin, mahallenizin muhafızı olun, manevi direk olun inşallah. Allah diye mahrum olmaz. Dua göklerin, yerlerin direğidir. Bu dualarla amel edin. Sefer dualarında çok hayırlı dualar bulacaksınız. Rabbim kabule eyle eylesin. Amin. سبحان ربي العلي العلي الباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه ama qar Rabbil Ya min qabli ma'amel, n'audibik min al-nar. ama qar min qabli ma'amel. Allahu naselukumuxir, ma silekum nabiukum Muhammad. sallallahu taala alim sallam n'audibik min shir mashtahalikum nabiukum Muhammad. sallallahu taala alim sallam ve antel mashtahani wa alek al-bala. bala hamle bala kuvveti illa bila ila Ali ila azim. amin. Muhammed Mustafa Muzin. sallallahu sifaatul mala riqumbuirun. al-salatu al-salam aleik ya Rasulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habib Allah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyid el evvelin ve el ahirin. Sübhane rabbika rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mursalin. Velhamdülüke ya Rabbel alemin. İmanlarımızı tazelemek için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasul. Bir defa dahi sohbetlerimizi dinleyip iman üzere ölmüş bizimle sohbet hakkı bulunan bütün cemaatlerimizin ervahi için. Eşhedü en la ilahe illallah أشهد أن محمد عبده ورسوله هدية إلى ذلك إيصال إلى يارب وحلاليك الفاتحة